Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün davamız iyi elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamdolsun. Bugün insan her bir alem yeni ona açılmış bir kapı ya. Alemine kapı. Ama bugün de daha güzel. Hele alemin güzel, dünyası daha güzel. Değil mi? Elhamdülillah. Hepimiz rahatız, şükürler olsun. En azından Allah, şu anda yoğun bakımda değiliz. Evde gafil gafil yatmıyoruz pazar günü. Değil mi? Pazar günü yatmıyoruz. Ondan sonra maçtan şuradan buradan peşine koşmuyoruz. Allah hamdolsun. Kendimizin peşine koşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey vardı. Kendi gerçi konu değil ama burada cümle yazmışım. Dedim ki okurken, dinlerken bir öğrenmek değil, değil. Öğrenmek diyoruz da aslında kendini aramak için olsun. Ya kitapların arasında arıyoruz kendimizi ya hadiselerin arasında. Yani kendini aramak oldu mu o zaman nereye ne kadar değer vereceğini bilirsin. Şimdi ben bugün Dima 94 tasavvur 10. Tasavvurda böyle ısırmak için bir iki tane cümle şey yapalım tasavvurla alakalı. Kürs sırların kabıydı. Sırların kabıydı. Terakki ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Çok garip bu da. İnsan üç şekilde telakki etme yöntemi var. Temelde. Üç şekilde de çöküntü yaşar. İmanın indirge daha inmeyecek bir seviyesi var imanın olduğuna, olması için. Bir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Evet. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalları kabul etmek, yapamasa bile. Üç, El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için düşman, Allah için dost. Allah'ın düşmanlarını dost edilmemek. Tamam mı? Buna şey yapmış. Sesi alabilirsin kardeş. Şimdi üç tane. Bu da Kulazu bir Rabbinnaz, Rab, Melikinnaz, İlahinnaz. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sebebin üzüllerinde bahsetmeyeceğim bunu. Mesela olumsuz alemler alemimizde aktif olmaması için bunu okumuş. Şimdi onunla alakalı insanı bu derslerin ne yaptığını, içini boşalta boşalta, terakkinin bir yöntemi, içini boşalta boşalta, aslına yükseleceksin, aslına. Bir şey yapmıyorsun. Adem Safiullah'a, boşalta boşalta. Bu boşaltmak, bundan kasıt nedir abi yani? Devam etsin. Tamam. Yani boşalta boşalta, annemiz müdahale etmiş, giydirmiş, babamız giydirmiş, öğretmen giydirmiş, toplum giydirmiş. Saflığımızdan uzaklaşmışız, o kadar uzaklaştı ki saflara saf diyoruz, dalga geçiyoruz. Yani tilkiliği bilmiyor, tilkiliği bilmiyor. Bilmem şeyi bilmiyor. Sadece temiz insan. Yalanı bilmez, dolanı bilmez. Saf adam, saf. Diyoruz yani. Yani bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi. Giydirilmemiş yani. Ne dimağına ne kalbine bir fikir ve his giydirilmemiş. Onun için ümmi. Yani okuma yazması olmayan bu mülkteki anlamıdır. Peygamberimizin ümmi olması her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var ya. Sureti nedir? Ümmili. Etrafında muallimlik yapanı olmamış. Kanuniyeti nedir? Giydirilmemiş. Hakikati nedir? Hakikatle amel etmiş. Mahiyeti nedir? Mahiyeti. Allah ile devamlı bağ, huzuru kopmamış. Ümmi bu. Üstad yarım midir? Şimdi Kulazı ve Rabbinnaz'la ne alakası var? Onu şey yapacağım.
çıkartarak Rabbinnas anlamına geliyor. İçimizi boşaltarak ayna olmak. Aynanın içi doluysa zor. İçi doluysa ayna olamazsın. Aslında yükseleceksin. Yani tasavvuru gireceğiz ya konumuza. Isınalım diye böyle. Demek yükselmek, terakki etmek için Allah etmek için, Allah'ın içini boşaltacaksın. Yani terakki etmek için işin içini boşaltacaksın. Evet, çocuğun içi boş. İçi boş ama farkındalığı yok. Bizi içimizi doldurarak farkındalığımızı inşa etmiştik. Doldura doldura. Alarak başka, boşaltarak başka terakki sahibi oluyoruz. Mesela eklemek de melikinnas. Malik olduklarımız, malikiyetlerimiz bizi bloke ediyor. Melikinnas, malik olduklarımızla ayna olmak. Menfi değil bu. Bu da güzel ama işte korunabilmek. Malik, cehennemin mükemmel melekesidir. Malikiyetten mülkten geliyor. İşte insanın dünyasını cehenneme çeviren, elimizde sahiplendiğimiz maliklerimiz, malik olduğumuz şeyler yapıyor. Sahip olduğumuz her şeyi yani abi. Yakıyor. İşte hiçliğini bilmek. Onun için eklemek melikinnas. Kulozu bir Rabbinnas, melikinnas, ilahinnas. Burada başka şey diyorlar ama tabii her şeyin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var. Benim kafam biraz farklı, ne bileyim böyle işlere. Yani melikinnas, eklemek. Malik olduklarımız dünyamızı cehenneme çeviriyor. Aynı zamanda cennete çevirebilir. Menfi değil o. Hatta kullanmadığımız bir şey, o cin, o kulazı ve Rabbin nas, melikin nas, cinler için okuyoruz veya şeytanlar için okuyoruz. Tamam, sureti budur. Ama kanuniyeti bizde nedir? Bak sıkıntı var. Malik olduklarına maliklik yapma. Kendine ve şeyine sahiplenme. Haksız temellük. Ham var diye. Haksız temellük, aynı dağını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten neydi? Vücut rengini almış ademdir. Vücut rengini almış ademdir. Rengini ve suretini almış ademdir. Tamam mı? Demek ki eklemek hem iyidir hem kötü. Çıkartmak ise Rabbinnaz, içimizi boşaltarak ayna olmak, Rabbi ile Rabbul Alemin'in, bunların nefsi, bunların cemül cemiyle kendini inşa etmek, yani bunları çıkartarak, toplayarak, dolayısıyla çıkartıp toplayan kişi, çıkartmayı, toplamayı cem ederse, hükmetme makamına çıkar. Yani eklersek müsbeti, çıkarırsak menfiyi, bak görüyor musun? Bu sefer sen eşyanın arkasına geçiyorsun. Eşyaya hükmetme yetkisi ve yetisini alıyorsun. Bu da ilahinnas. Yani ilahlığına ayna oluyorsun. İlah demek, hükmetmek yani. Hakim olmak. Zattadır değil mi abi? Evet yani. Mesela kendini ve gayrılarını ilah edilmemekle esas almamak, böylelikle miracını tamamlamak. Yani sen olacaksın. Hatta sen başkasını taklit etmek şöyle dursun. Sen bile sen olma. Vücut rengini verme. Ya bunlar güzel hedef noktalar ama en azından ne işimize yarayacak bunlar? Ya demek ki malik olduklarımız hem cennetimizi hem cehennemimizi yapar. Çıkarttıklarımız, mesela namazı çıkartmış adam, yani hayatında namazı çıkarmış, hayatında kitap okumayı bırakmış,
Oysa çıkarması gerekenler var. Nedir o? Rabbin nasa mali şey aynı olamıyorsun. Rububiyet. Eğer müsbeti ekler, hani bizim bir ders vardı. Hayatınızda bazı insanları ekleyin, bazı insanları çıkartın, bazı hakikatleri bölün. Yani şey hakikat dediğim o haramları veya tiryaki o sıkıntılı bir şey var ya, bir anda günahın hepsini terk edemezsin. Koca bir senede bir tane günahını ayır, böl. Hatırlarsınız. Bütün günahları veya tiryaki olduğunu terk edemezsin kardeş. Kendini üçe böl. Kendini üçe böl. Böl. Bazılarına çarp yani. Mesela güzel şeyleri birbirine çarpmak böyle. Şimdi bu ilahi nasını anladık değil mi abi? Hı hı. Dolayısıyla nuska bu ya. Kulazı bırakın nas, çıkart. Melikin nas, ekle. İlahi nas, bunları yapan kişinin eşyanın arkasına, hadisenin arkasına geçiyor. Eşeğe hakim oluyor. Bunları neyle yapacağız? Tefekkürle, eklemek yöntemiyle melik-i nas oluyor. Bu çok önemli bu. Vallahi inanın ona çok uğraştım. Eklemekteki yöntem eklersen tefekkür oluyor. Tefekkürle oluyor. Tefekkürle ekleniyorsun. Teklerle terk ediyorsun. Sünnet-i seniye yaşayarak tefekkür ve terkleri cem edip hükmediyoruz. Terkler sünnet-i seniyeydi değil mi? Hayır bir şey ayrı. Sünnet-i seniyeydi. Bak, melik-in nas, ilah-in nas, Rabbin nas diye. Malik-in nas. Tefekkür eklemek. Tamam ama bir daha söylüyorum. Tefekkür eklemek. Yani melik-in nas. Ekle. Mesela dedik ya, eklersek malik oluruz. Malik oluruz. Yani malik nedir? Cehennemin müekkel melekesi ya, yöneticisi. Bizde de o celal ülkesi yok mu? Ona hakim oluyorsun. Baskılıyorsun yani o celali tarafını. Neyle yapıyorsun? Tefekkürle bu. Tefekkür ekleme yapar, çıkarma yapmaz. Terkler, Rabbin nas çıkartır hayatında. Olumsuzlukları çıkarır, terk. Tecerrüt. Tamam, tecerrüt, terk. Peki, tefekkürle ekledim. Terklerle terk ettim. İkisini cem edince beni bir yere taşıyor otomatik. Terakkiden bahsediyorum kardeşim. Terakki yapmak için böyle bir yere çıkmak değil yani. Yani celal, cemal, kemal. Nedir o? Terakki ne demektir? Hayatından bir şeyi çıkartmak işte. Abi güvenlik duvarı oluşturmak gibi. Artık içeriği koyuyor. Yani anlıyor musunuz? Yani terakki etmek... Ya terakki şöyle anlamıyor. İçi böyle şişmiş böyle acayip garip şeyler. Değil. Öyle. Kemalat o. Mesela diyelim ki hayatınızda bak kemalatı söyleyeyim. İçki yok elhamdülillah. Allah'ın harap ettiği yok. Çıkartmışsın yani. Mesela olumsuz insanları işinizin dışında. İş olduğu için iş ortamı. Her bir sürü insanla muhatap olacaksın. O değil. Mesela doktorum, beşte mi abi ayrılıyorsun değil mi hastane? Çıktıktan sonra, ondan sonra hayatından bazı şeyler çıkartacaksın. İş yerinde değil. İş yerinde o doktordur, hemşire düşünürüz. Yani zarur zannet. Hayatımızda çıkartacaklarımız var. Bu Allah'ın Rabliğine, rububiyete aynadarlık oluyoruz. Neyle yapacaksın bunu? Terklerle. Rabbin nas. Bazı şeyleri tefekkür ediyorsun böyle. Bu tefekkür ekleme yapar. Bu iki sıfata sahip olan adam hükmetme yetkisini alıyor. Hükmeder. Evet. Hürriyeti alıyorsun. Çok ilginç bu hürriyet. Hürriyetin böyle ezber yapmayalım. Hürriyet neydi? Hadi böyle ona uygun yapabilecek var mı? Hürriyet. Evet abi. Neydi abi? Zıttı şeytan ve nefsin şeydi yani. Yok. Kölesi olmak. İradeyle iç aleme düzenleyip ihtiyarla. Bak ezber yapmadığına değil. İç iradeyle içini. İhtiyarla dış alemi düzenleyip haddini bilip hududuna kalıp. Hududunda kalıp. Kendini kendinle kayıtta yani. İnsan dürt.
insan. Ha, bu arada ben dün Zeytinburnu'da dersteydim. Dün şey yaptık biliyor musunuz? Kader. Kader, irade, ihtiyar, cebriye, mutezileyi anlattık. Çok hoş ve ciz şeyler var kader. Onu inşallah bir bakarsınız. Yani gerçi sizi aşmışsınız. Bunlar... Boyun, nasıl boyun kırmaya başladınız Hasan abi ya? Afakat yapmaya başladınız mı? yani niçin yok şey için değil. Biliyorsunuz abi, burada zikrediyoruz ama ona biraz kulasa ettik böyle. Niçin burada buraya niye atladım? Orada kaderin temel niçin çözülmüyor? Tabirleri bilmiyoruz. Tabirleri kendimizce dolduruyoruz. Bir de çok çok vahim bir şey söyleyeceğim. Kaderle alakalı Kader Risalesi'ndeki tabirleri maalesef lügatla anlamaya çalıştığımız için olmuyor. Son 10 yılın en güzel sözüdür. Maalesef. Mesela bir tanesini söyleyeyim sizi kaderde kayıtladığı için. Lügatı açın, illeti tamiyi görün. İlleti tami 4'tür lügatta. İlle-i gayi, şey ille-i faili. Yani bir şey vücuda gelebilmesi için bu illeti tami lazım. İlleti tami yani bu vücuda gelmesi için. Bir, failinin var olması lazım, Allah olması lazım. İlle-i failiye. O zatın gayesi olması lazım. İlle-i gaye. O zatın bunu yapacağı şeyde sureti olması lazım. İlle-i suriye. Ondan sonra ille-i maddiye lazım. Ki bu vücuda gelsin. Üstad nasıl diyor abi? Üstad ise üçtür diyor. Lüzum, vücub, zaruret. Yani lüzum, vücub, zaruret. Yani vücub. İlim, irade, kudret kardeşim. İlim, irade, kudret. Tamam. İlim, irade, kudret geldi mi bir araya illeti tam edir. O bitti. Öbürleri ne ekliyor abi ilim, irade, kudretin dışında? O dört tane mi? Onlar hiç bunda zaten girmiyor. Hiç alakası yok. Bitti. Şimdi mesela bir şey, bu mahluk anlayışımızı alt üst ediyor. Şimdi onun için külliyatı külliyatla izah edeceksiniz. Külliyatı külliyatla, külliyatı lügatla, yani lügat ne işe yarıyor? Daha nurlarla yeni tanışmış kişilerin. Lügat nedir? Nüfus cüzdanıdır. Senin nüfus cüzdanı ne kadar tanımlar? Böyle bir adam yaşıyor, anne babası var, falan memlekettedir ama senin duygularını, hissiyatlarını, İç alemini tanımlayamaz nüfus cüzdanı. Lugat budur. Lugat ilk önce böyle ilk okurken bakın ama sonra külliyatı külliyatla izah edeceksiniz. Bakın illeti tahmin söyledim. Mesela kader diyor ilim nevindendir diyor. Değil mi? Hali ve vicdanidir diyor. Vicdanı bileceksin. Vicdanı bilmezsen, hali bilmezsen temelde zaten gitti. Yani temel, onun üzerine bina edecek yani. Kader, peki nedir? Bak şimdi bu konumuz vardı ya. İrade ile iç alemimizi tanzim ediyoruz. İrade mazi ve müstakbelle alakalıdır. İhtiyar ise hasır zamana müpteladır. Ne kadar farklı. Birisi imamı, bir tanesi kitabı. Hepsi tek tek oturuyor. O zaman iki türlü kader vardır. İhtiyarı kader ve iradeli kader. Dış dünyamızı tanzim ediyoruz. İhtiyarla. İç alemimizde yerleştiriyoruz. Mesela fanide çalışıyoruz ama iç alemimiz biliyoruz ki BK'ya aynadarlık yapacak bu. Yani dış dünyamızı şeyle. Neyse. Bu illeti tamir nedir şeyde? Risale'de. Üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. Yani ilim, irade, kudret. Hı hı. Tamam mı abi? Şimdi hangi sayısına bakar diyebiliyor musunuz abi? Şu anda diyemiyorum. Tamam. Çünkü çok ciddi bir şey olduğu için. Ya yani şuradan bir şey okuyayım. İlim, irade, kudretsiz bir şey söyleyebiliyor musunuz abi? Hiçbir şey söyleyemez. Üçünün bütünlüğü müdür abi? Evet, illet-i tam oldu. O zaman kadere hiçbir şey yok abi. Kadere ezeli mi oluyor bu abi? Yani kaderin dışında bir şey yok mu dedin? Doğru. Kader nedir? Kainatın yazılımıdır kardeş. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür kardeş. Yani top oynayacaksan top sahasının kuralları olacak. Burası taş demiş, burası penaltı. Yok bana göre değil diyebilir misin? İşte kader seyircilerin konumlarını, top sahasını ve top sahasının kuralları var.
Bunu kabul eden içeriye girip o çizginin içinde oynar. O sistemin adı kaderdir. Orada topçunun kendi kuralları var, kendi oyunları var, yöntemleri var. Bu da ihtiyardır. Adam. Devam ediyorum. Kelam, bu zamı neden kelamdır değil mi? Film evet, kudret tazamını diyor. O zaman kaderde kelam... Kelam, fiil. Bunlar tazamın etmiş. Mesela Abdurrahman çok şeyi sordu orada. Meylan'ın usul esas olan tasarruf. Peki hangisine giriyor? Ta onu dedi, onu kullanan kim? Tabii bu derslere fırsat katılmayınca. Mesela meylan, kalbe ait bir sıfattır. Kalpte, bunu hükmeden kim? Arkasındaki ruhtur. Ona da hükmeden kimdir? E nedir? Hemen bir soru soracak ama bu soru soracak kim var ki? Soru kim soracak ki? En iyi aldı. İnsan emaneti aldı. Emanetten bir tanesi, mutadid ucuna bir tanesi en nedir? Tamam, en olan ben, olan ben, ondan başka bir şey yok da. Ondan daha arka kim ki bunu aldı? Kim soracak? Şimdiye kadar soranı görmedim de. Nedir o? Sırr-ı insani. Peki sırr-ı insani tayin ve teşahhus mudur? Hayır. Tayin ve teşahhusun nasıl ki bir şeyin nur tarafı var, bir de mana tarafı var. Nur tarafı alim şahadete bu çevirir misin abi? Bu tarafı getir. Gevşe. Göster. Alim şahadete bakan tarafı nurdur. Nur Muhammed'in. Allah'a bakan tarafı iyisiniz değil mi? Elhamdülillah. Allah'a tarafa bakan biliyorsunuz ama bunun için sakin duruyorsunuz. Allah'a bakan tarafın da neydi? Mana tarafı değil mi? Burayı sıkma. Bu biraz bozuk gibi. Ondan sonra orayı sıkıyorsun tam. Şimdi peki tamam hadi bakalım. Sırr-ı insani şeye bakmıyor kardeşim. Sırr-ı insani şöyle. Burayı siliyorsun. Şurayı bırakıyorsun. Besmelelisin, besmelelisin. Sır orayı. Yalnız o dimağış yapma. Arkadaşlar, Allah'ın vücut tarafına doğru baktığı Nur-u Muhammedi var ya, o nur tarafıdır. Allah'ın zatına bakan tarafı da sırr-ı insanidir. Şöyle, iki zıt. Hani meculu yapardık ya, mana, nur. Ha gibi. Onu da sil abi. Çünkü o araştırmamızı, emiri çalışmamız lazım ki öyle. Çalıştın mı sen gafı buna, emire? Uğraşıyoruz abi. Ha, çalış abi. Çünkü hakikaten ben de merak ediyorum. Ha, ben de çalışacağım zor. Fırsat buldukça. İki haftanız zor onu. Evet. Dersi, çarşamba dersini hariçten kimseye ders yaptırmıyorsunuz. Tamam abi. Çünkü bizim kültürümüze olmuyor. Tamam. Biz rahatsız oluyoruz bu sene. Çünkü bizim pazar ve cumartesi veya çarşamba dersimiz bizim bu kültüre şey olması lazım, içimizde. Bilmem, kim yaptı? Yok, herhangi bir şey. Kim olursa olsun, atıflı ders dahi olsa olmaz. Çünkü biz enfusu yapıyoruz kardeşim. Atıflı ve külliyattaki bir konuyu artık onun üzerine bina edilmiş oluyor bu enfusu dersler. Tekrar, mesela biraz önce, illeti tahmi. İlleti tahmi, okuyan bir zat diyebilir ki, lüzum, vücub, zarret, ilim, irade, kudrettir. Ötekisi dörttür. Şimdi o geri dönüp de üyelik tanmış olduğu buranın araştırmanın bizi geri götürüyor. Bizim işimiz var kardeşim. Hatır için yaşayacak zamanımız yoktur. Çok daha işimiz var bizim. Ümmetin beklediği daha çok şey var bizde. Ondan sonra şimdi renklerle de biraz Allah önümüzü bir şey açtı. Renklerle ve unsurlarla insanın zayıf ve güçlü yönlerimizi şey yapacağız. Şimdi tasavvura devam ediyoruz. Tasavvur tamam mı? İyiyiz değil mi? Tekrar söylüyorum. Bir sayfa söylerseniz abi. Ha, sayfa abim şey kitabı 25. defter 329. Ama bu sayfa yoktur. Osman bunu çekseniz böyle çekin. Ondan sonra siz de açarsınız. Sadece bu sayfa mı? He, bu sayfa. Yani ondan sonra şey yapacağız, Allah nasip ederse. Çok hoş olacak. Hakikaten tasavvur ilginç. Ve bitireceğiz. Bugün tasavvur bitiyor. Sırrı insaniyi mi çizecektiniz abi? Ya çizecektim evet. Sen taktın mı o şeye, o Ali? Taktım abi. Tamam abi. Eyvallah, eksik olma. Şimdi bak, şurası... Vacibül vücud, tamam mı abiler?
mahlukat. Vacip tarafı. Yani gittikçe inceleşiyor ya, yani şey. Mesela burada ne vardı abi? Mecul vardı. Şunun şöyle. Tabi anlatmak için böyle Cenab-ı Hak'tan varlığı ayıracak şey halimiz yok. Bu siyah var mı abi? Ne diyor? Ayırmak da bir dert, ayırmamak da bir dert aslında. Çok çok doğru. Yani mana tarafı, yani ne yapalım? Farazi bir hat çizer diyor ya. Beyim, farazi bir hat çiziyoruz. Nur tarafı. Bir bakar mısın orada siyahdan bitmiş mi? Olmaz abi, onu değiştirdim. Git, bak da getir de. Al bunu da ben sana vereyim. Bismillah. Hop, harika. Şimdi nur tarafı orada. Allah'ın nuru semavatı ve lart. Ne demek? Esma üstte donmuş, vücut donmuş. Allah semavarız ve içindekiler nurudur. Su donmuş, buz olmuş. Biz buzuz. Bütün çalışmalarımız sudayız da buzdur diye anlayacağız, itikat edeceğiz. Dünya buzdur. Su. Ha? Su. Allah nuru semavatı ve lart. Şimdi bunu biraz da ileri götürüyoruz şurayı, hadiseyi. Allah, insan benim sırrımdır derdi insanın ya. Şimdi Allah tarafı bu tarafa taayyun, teşahhus. Niye oraya yazdınız abi? O taraftır. Yani şöyle yapabiliriz. Diyelim burayı, şöyle de olabilir diyorsun yani şöyle. Tamam, şöyle yapayım. Evet. Ha. Aşağı doğru. Tabii ha. Tamam. Şimdi insan da gelmiş almış. Budur yani. Buna çakıştığı yer. İnsanda bu ortaya çıkan sırrı insani. Yani bu nokta, sağ ol Ali. Şu buraya mensubiyeti yapar, şuraya. Yani Allah'ın vacibül vücudun, insan benim sırrımdır, ben de insanın, tayin ve teşahhus etmiş. O haleti diyelim işte, tayin ve teşahhusuna sırrı insan ediyoruz. Bu almış eneyi, buna verilmiş. Ene de zaten yok, bu da yok zaten. Yani yok varlık. Burada, hatta burada eneyi neresi diyeceksiniz şu şekilde? Bu şey enesi mi? Şu ene tarafı bu. Ene daha aşağı. Bu çakışan, burası ene. Şöyle diyeyim. Ene diyelim. Ha, nur tarafını ene yaptınız. Ha, ene tarafı yani. Bu çatışmanı yani nasıl tanımlayacağımı da ben de bilmiyorum da. Böyle de hani sırrı insanı bir yere şey yapmış değil. Bu da yokken olmuş. Yani Nur-u Muhammedi'den mesela mevcudatı yaratacağım. Çekirdeği yaratmış. Onun adı Nur-u Muhammed. Ama ondan önce hani bir insanda bir mail olur ya. İtikat imamları var ya, Maturidi ve Şari'nin. Bir tane mail demiş. Öteki hayır diyor. Mail vücud haricidir diyor. Mail çıkmış diyor. Onda bir tasarruf var diyor da arkası. Yok diyor onun maili diyor. Vücud haricisi olsa diyor ilmi kelam alimi. O zaman diyor ister istemez maili yapmak zorundasın ama mailinden vazgeçebildiğime göre vücudu yoktur diyor. Tamam, çok önemli yani. Bak maili, bak ben bunu koyabilir miyim? Koyam. Ama koymam. Mail ettiğim halde vazgeçebiliyorsam demek ki bir şey kudret taluk ederse düştü mü bu? Bunu düşmemiş hali artık yok. Benim için mümkün değil. Kudret taluk etmiş. Mail var. Mailine dönebilir miyim? Dönebilirim. Nasıl dönebiliyorum? Çünkü kudret taluk etmemiş. Kudret, ilim irade taluk etmiş. Atmak istiyorum. Niçini de var. Niçinine ilim atmak istiyorum.
istiyorum, irade. Eğer ilim, irade, kudret var ya, bir şey lüzum, vücut, zaruret ve olsun, bir şey vücut hariciye çıkabilmesi için, illete tamamen, bu buraya düşebilmesi için üç tane şey lazım. İlim, irade, kudret. E nedir o? Lüzum, vücut, zaruret. Ama ben düşürmek istiyorum, vazgeçtim. Günaha gitmek istiyorum, vazgeçtim. Demek ki vücut haricisi yok bu meylin. Dönebiliyorsan. Çünkü vücut haricisi olan bir şeyi dönemezsiniz. Bu çok önemli bir şey bahsediyorum. Kader Risalesi'nin kaburgasına bahsediyorum. Hani ulemanın Maturidi ve Eşari Hazretleri'nin en 2-3 tane mi 7 tane ihtilafı şeyleri var. Bir tanesi de budur. Hani meyle bir tanesi vücut demiş, bir tanesi hayır diyor. Onun arkası diye anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu Hasan abi dönemezsiniz dediniz ya. Dönemezsin mi? Mesela diye. Günahlara tövbe ediyoruz. O zaman dönmüş gibi mi olur? Hayır. Özel bir muamele. O ortadan kalkmıyor. Yok, ama sana hesap soruyor. Zaten Adem'i olduğu için zaten vücudu yok diye Mehmet dönebilir. Evet. Çünkü niye mesela günah yaptın? Günahın peki vücudu var mı? Ademidir. Ademidir. Ama senin şeyinde var yani. Bu da Allah'ın orada mesela diyelim ki kudret affedecek günahı. Ha neyi affedecek? Günah yok ki. Hasan abi şunu bir yapsanıza. Şu kalemi elinize alın, atın. Şimdi bunun için ilim, irade, kudret lazım ya. Evet. Şimdi alın tekrar elinize. Alın. Hiç atmadınız. Ha, değil işte. Şimdi Allah'ın ilim, irade, kudreti canibinden bakacak olursak bu hem atıldı hem atılmadı. Evet. O onca ama bizim canibden attım tekrar aldım bu o değil. Mesela bana dedi ki dün yatsı namazın sünnet kılacağız. Var mıydı aranızda olan? Dedi ki abi dedi farzdan mı başlayalım dedi. Hayır dedim. Cemaat da gelecek. Niye çünkü eğer bu yatsı namazın sünnetini kaçırırsak ezeli ve ebedi bir de yatsı namazının sünnetini görmeyeceksin. Sonsuz, ezeli bir ebedi. Abi yarın dedi yatsı namazın sünneti yok mu dedi. O yarınki, bugünkü sünnet bitti. Ezeli ve ebedi bir de yatsı namazının sünneti yok. Senin, bitti senin aleminde. Ezeli ve ebedi. Bundan ilerisi yok. Hani bunu attım, aldım. Atmamış hali var. Hayır, bu başka bir hal. Başka bir şey. Yani ben kıldım, şimdi de yatsı namazının sünneti olacak. Mesela dünkü öğle namazının sünneti, şimdi de olacak. O dün, bitti o. Dünkü öğleni kılmak, ezeli ve ebedi sanışa hakkın yok daha, bitti artık. Günah nesini şey yapacak ki? Vücut tahallük etmiyor, adim bir iş olduğu için. Tamam. Şimdi burada ne kadar ilişkilendirirsiniz? Dikkat ederseniz, nur ve mana tarafı bir şeyde bölüşüyorlar Osman. Burayı. Evet. Bak bölüşüyorlar, seni meşgul ettim ama bak. Burada bölüşüyor bak. Bak şimdi. Şunu bölüşüyor. Bu ise çatışıyor. Bak çatışıyor. Kesiştiği yer gibi. Kesiştiği yer ha. Yani farkı bu. Ene geliyor. Yok. Abi bu sizin bakışınız ama niye bizi böyle zorluyorsunuz ki? Ben düşünmüyorum. Hayır ben biraz sonra sana bu imkanı vermesem desem ki sana bu böyledir. Tamam. Ama sen kalkabiliyorsun kalemimi elinden alıp çizebiliyorsan, ifade edebiliyorsan. Mesela abi ben böyle de mesela ben böyle demiyorum. Tamam ama sen size, ne zaman demek istedin demek. Size şunu söylemiyorum ama. Evet. Siz yanlışsınız demiyorum. Ama bunun şusu da var abi. Söyle. Mesela hep sizin söylediklerinizle gene yola çıkıyorum. Diyorum ki Allah varken hiçbir şey var mıydı? Yoktu. Benim film değil bu da gene benim film. Yani sizin bize kelam olarak anlattığınız şey olarak evet. Şimdi Allah varken hiçbir şey yoktuysa eğer sırrı insani emaneti almış ve yola devam etmiş. Ben böyle diyorum. Mesela siz az önce dediniz ki sırrı insani gelmiş emaneti almış. Gelmemiş. Sırrı insani yok ki. Öyle bir şey yok yani. Şimdi buna benim başka bir şey oldu şimdi. Çünkü niye? Zaten yok var. Yani sırrı insani, tayin ve teşahhusun İsim. Adıdır yani. Sureti. O kadar. Tayin ve teşahhus. Peki nerede bu tayin ve teşahhus? Yok varlık yani. Meculda şeydir. Yani sen niye ustad diyor? Mantıksız bir şey mi söylüyor? Kendini, vücut rengini verme. Hani vücudum işte. Hani aslında biz vücutmuşuz.
Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, sonra kendini de yok kabul et. Lan yok, zaten yoksun. Zulmediyorsun bu sefer. Gölge desek, zul desek. Yok yok, yoksun. Gölge de değilsin. Tövbe estağfurullah. Zulmetme. Zat-ı vatip var. Yani neye benzediyor biliyor musun? Ben yokum şöyle diyor. Ya abi diyor işte Allah yani hastalık musibetleri getirdi. Böyle bir dünya yapsa olmaz mı? Yani kardeşim gölge olacak diye Allah güneşi doldurmasın mı? Vücutta gayet hayırdır. Ama aradaki hareket etsin diye şeyler var. Neye benziyor? Güneş vurdu, bu kadar nurlandı. Arada bir gölge olacak da yani gölgesiz bir nasıl yapacaksın? Gölge olacak diye güneş vurmasın mı? Gölge varlık. Gölge varlık değil aşağı insan. İnsan tayin ve teşahhus. Allah'ın sırrı ne demek? Tayin ve teşahhus etmiş hali. Peki tayin ve teşahhusun adı nedir ki uygulama olursa? Aslında komplesi bu tayin ve teşahhus. Hani böyle de yapılmaz ama sır insan ortaya çıktı. Bu tarafta bu, bir tarafta bu çatışınca ortaya çıkan kıvılcım, artı eksi kutuplar bir kıvılcım çıktı. Mesela şey diyor, su, bir de ocak, mutfaktaki ocak. Su ısındı. Ya su sıcak. Su, sıcaklık nerede ya? Ocak değil, su değil. Nedir o? Suyun elektronlarının hareketidir. Yani hiç alakası yok yani. Ne suyla alakası var ne de gazla alakası var. Yani elektrik ocağıyla. Hiç alakası yok. Aktif etmiş. Mesela neye benziyor? Şu anda ben size bir yükleme yapmıyorum. Sizde var olan doğruların uyanmasına çalışıyor. Peki doğru olduğunu nereden biliyoruz? Doğru olan bir şey fıtratınız cezbeder. Ve sizi celbeder. Mesela herkes kendi alemine şahittir böyle. Kafada sallıyoruz ya. Ben hakikaten yok varlığım. Yani nerem benimki? Hiç böyle şey yapmıyor musunuz oturduğunuz zaman? Bu ayak. Allah. Benim. Bu tuhafınıza gitmiyor mu bazen? Benim bak çoğunlukla yani benim diyorum öyle. Yani benim diyorum ya diye hiç. Ya ne isim var, ne fikrim var, ne şeyim var. Yani ne bileyim, acelime gidiyor bu sıra. Yani bunu nasıl benim diyeyim ya, bu nem benim yani. Şu anda fikriyatım yok, hissiyatım, varlığından da haberim yok. Sorduğum zaman, söylediğim zaman şimdi bildiğiniz. Şu anda sen Gökhan, böbreğinlik haberin var mıydı şu anda sahnede önce? Yok. Kimsenin haberi yok ki senin de olsun. Yani ne demek, varlık seninse o varlığı an ve an her şeyini tahallük etmen gerekiyor. Şuurun, ilmin, iraden. Kudretin tam, böbrek mi senindir? Böbreğe, karaciğere, bütün varlığına, evin, apartmana, çocuğun ne ki ne benimdir diyorsan söylediğim zaman hatırlamayacaksın. An ve an ilim, irade, kudretin tahallük ediyorsa an ve an şuurundaysa o senindir. Malik sen senindir. O zaman malik senindir. Nerede ya? Hasan abi, bir sual. Sizi de gevşeteyim diye. Hani dinlenin diye dedim. Sevdiğiniz yani. Adem'e secde et dedikleri nokta mıdır acaba orası? Adem'e secde ettiği o kadar yükseğe çıkarma. Çünkü şeytan oraya secde edemez. Adem'e secde etme beşeriye kürs takılmamış. O Adem nedir o zaman? Adem'e sıfat ve esmanın hulasasıdır, paketidir. Mesela toprağa secde ediyor. Niye şirk olmuyor? Çünkü bu beşeriyeti yok. Nefsi yok yani. Neden böyle dedi biliyor musunuz abi? Tefekkürümü isterseniz biraz daha açayım. Hı. Şimdi az önce bacağınızı, kolunuzu tuttunuz, bu ben deyip duruyorsunuz ya. Evet, o siz değilsiniz ki zaten. Yani işte bu melek, bu işte bu size secde edişi, bu doğru hareketi. Bu zaten şey, meleklere imanın bir cephesini anlatırken şu anlarda melekler hayatımızın vücut haricisi ya. Evet. Şunlar melek. Evet. Yani şey yapalım diye. Şimdi ben tasavvura girelim ve daha şu şeyi okuyayım. Attırma. Okuyorum. Bilgilerin işleme merkezidir tasavvur. Esmaya bakar, ilim ise sıfata bakar. İlim tasavvuru kapsar. Tabiatın yani doğanın lisanı bilgidir, tasavvurdur. İlim ise bunun arkasına geçmektir. Bu kadar hulası olur. Anlıyor musun? Tasavvurla İlim arasındaki fark, yani tasavvurdaki şu, bilgi ile ilim.
O zaman dağlar kadar fark var. Vesvese Risalesi'ni ilim onu tard eder, cehil onu davet eder diyor ya. Bu kadar biliyoruz da niçin yapamıyoruz? Bakın, ben doğruları biliyorum da niçin yapamıyorum? İlmin var, ilmin yok, bilgin var kardeş. Onu anlatıyor şimdi bu kursu. Yarım sayfada. Yani ene kendine rububiyet verdiği ana kadar, ben varım dediği ana kadar bilgide. Ama bu benlik de senden dediği anda... Anda ilme geçiyorsun. İlme dönüşüyor o bilgi. Abim çok güzel. Hatta ilim ile kendisinin arkasına geçmiş. Acayip bir şey bu cümle. İlim ile insan kendisinin arkasına geçer. Peki bilgi nedir? Kendisinde tanıklık ve şahitlik yapar. Nasıl ki bilmekle anlamak farklıdır. Bilmek vücudunu gösterir. Şahitsin. Anlamak ise seni değiştirir. Bilgi varlığa bağlı, varlığın içinedir. Çok tuhaf. Bilgi, senin mesela ilim varlığına tabidir ya, bilgi varlığa bağlı ve varlığın içinedir. Bilgi ile kendini bilir, ilim ile kendini aşar. Bilgi ile kendini bilir, ilim ile kendini aşar. Şey gibi abi, diyorduk da biz az önce, he. Bilgi insanı hani enaniyete götürür, ilim aks fark noksan kusuruna götürür. Harika, evet. Zaten aks fark noksanın hulasasıdır o. Hı. Yoksa ona ilim denmez. Evet. Götürür değil. Götürür değil mi? Kendisi değil. Oluyor. Kendisi oluyor. Yani onu ekleyebiliriz. Kendisi oluyor. Yaz Osman. Ben at bak ben yazıyorum. At. Allah Allah. Aslında aynı şey. Yokluğunu bilmek ilim bu. Çok acayip bir şey ya. Ya acayip bir şey ya. O elhamdülillah. Nasıl yazdınız abi? Siz ne demiştin? Bilgi enaniyete götürür, ilim de insanı aks fark noksan kusurunu anlamaya götürür. Oraya götürür demiştik. Aks yazın işte. Aks fark noksan tefekkür müydü? Kusur. 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 Kusurunla yani bunların neticesinde ilim o. Götürmez. Ben İlim tersine git götüreceğim. Yani şöyle bizde bir şey oldu. Az önce derste konuşuyorduk. Yani dersten önce. Hani Risale'yi okuyoruz, ediyoruz. Bir sürü mevzular. Ooo filan nasıl olacak? Öğrenemeyeceğim. Yani bunları yetişmeyecek böyle bir ümitsizlik akla geliyor. Ama aslında bizim gideceğimiz nokta yani aczimizi yani çok bilgi sahibi olmak, allame olmak için değil. Yani aczimizi, noksanımızı, farkımızı, kusurumuzu anlayacağız. Yani o kadar şey var ki onun karşısında acizliğiz, noksanız, neler varmış yani ne mevzular varmış. Küçülmek böyle iyice bükülmek. Yani o haleti, oraya gitmek. Yani ilim seni o noktaya, yani o hiçliğe doğru, o sıfır noktasına doğru tabiri caizse oraya götürecek. İşte o yolda üstad ne demiş? Aciz fark, noksan kusurla gideceksin demiş veya odur o yol demiş diye konuşmuştuk. Evet. Yani o zaman sanki oraya ilimle gideceğiz. İlim de oraya o nokta yani gideceğimiz nokta bizim çok bilgi sahibi olma noktasına değil. Aysifak 90 kusurumuzu anlama noktasına gitmemiz lazım. Yani, oraya taşıyacak bizi. O ya, da sonuna. Yani bir, sanki aynı şey Hasan abi. Bir küre düşünün. Aynı küre. Yani Osman Aysifak 90 kusurunu neyle bileceksin? İlim ile mi, bilgi ile mi? İlimle. Abi bilgiye sahip çıkmamakla, yani... Bilgiyi yakarak ilime dönüştürüyorsunuz. Yani doğru. Bak, vahiy de gene o arada ben... Bilgi varlığa bağlıdır. Bak istersen bu kalsın bu cümle. Tamam. Biraz gidelim bak tamam. İlginçti. Çünkü ilim ile bilgi farkını söylüyor ya. Tamam. Buradan çıkacak. Bir şey diyeceğim. Tamam bakalım. Hiçliğini bilmek ile... Sadece onun varlığını bilmek farklı şeyler değil mi? Yani o olmak ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey. Yani mesela bak, anlamakla bilmek. Bilmek varlığına şahit olmaktır. Anlamak ise seni değiştirendir. Değişmiş. O doktora inşa etmiş. O
Banlo'daki mektupta doktora diyor ya, eski kafandaki diyor malumatlara bir kibrit çek, onlar da nurlansın diyor. Ha işte o ha. Aslında bilgiden şeye geçti. Bilgiden ilme geçti. Yani mesela diyelim ki bilgi odundur. Ortaya çıkan o nur veya ayrışmış ya duman, o da çıkmış oradan. İlim. Yani onu yazabilirim şuraya. Varlığa nasıl diyor? Hangi ifadeyi kullanıyor? Odun. Bu kafandaki odun parçalarına bir kibrit çak diyor. Onlar da nurlansın diyor. O marifet yanınca, gibi kibriti oluyor. Nurlanınca ilim. Bak oduna, oduna bilgi. Yakınca, nurlanınca ilim. Ama biraz da gidelim. Çok ilginç hulasa edilmiş. Bunun içinden çıkartırız. Bir daha okuyayım. Bilgi varlığa bağlı, varlığın içinedir. Dinliyor musun Gafur? Evet, evet, evet. Ha, bilgi ile kendini bilir, ilim ile kendini aşar. Yani bilgi ile kendini bilir, ilim ile kendini aşarsa, olayın kendisinin arkasına geçerse ilim olur. Budist rahipler biliyor ama Müslümanlar ilim. Evet, ilim sahibi oluyor. O biliyor. Mesela doktora ne diyor? Tıbbı biliyor. Yani çok iyi biliyor. Diyor ki o odun yolları olan gibi olan o bilgilerini yap ki nurlansın. Nurlanınca ilim oluyor. Şeytan biliyor, marifet ilim değil. Evet. Şey abi, şeytan biliyor. Mesnevi'de de var ya, kezalik Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Bu. Neyle bakıyor bu ilmeye diyor. Peki biraz da gidiyor. Bilgi vücudun gölgeleridir. Vücut ise ilimdir. Biri güneş, biri gölge. İlim vahiy dayalı, bilgi ise istinbata dayalı. İstinbat. Yani çıkarımlar. İlim vahiy dayalı, bilgi ise kendi istinbat ediyorsun. Çıkarımlar yapıyorsun. İlim tefekkür imbiklerinden geçer. İlim, ilimin yeri neresiydi? Dimağda. Tasdik. Tasdik. Demek ki bilgi neredeydi? Tasavvur. Tasavvurdaki şunlar, şuradaki bilgi, malumatlar, tamam mı? Buraya, bu taakkulden şey yapacak, imbiklerden geçecek 33 mertebeden, sonra ilim olacak. Bak, buradaki bilgi, malumatlar 33 tane mertebeden geçecek. Ondan sonra ilim olacak. İlim denilen tasdik. O zaman bilgi burada zaten bak, bilgi ile ilim arasında fark, bir akıl var. Akıl olabilmesi için vahiy lazım. O zaman bilgiler vahiy imbiklerinden geçirilmişse ilim olur. Evet. Yoksa sen malumat olur. Söyleyebilir miyim? Şimdi tasavvur abi bizim evamiri tekviniyemiz değil mi abi aslında? Tasavvur mu? Evet. Evamiri tekviniyelerimiz, evet. Evet, sureten. Ötekisi hayatı tekviniye. Evet, tamam. O zaman abi, burada zaten var olanı, yani tasavvurumuzdan var olanı dışarı çıkartmaktır ilim. Bunu da akılla yapıyoruz, evet. Taakkulle yapıyoruz. Yani bilgi, akıl... var olan şeyi zaten bilgi bizde yani. Yani ezber olmasın diye şey yaptım. Bilgi, malumat var mı? İşte bu akıla geldiği zaman aklın imbiklerinden geçiyor. Tefekkür de burada zaten. Evet. Aklın 33 tane mertebesine geçince, bu da nedir? Akıl akıl olursa diyor, hatırlarsınız. Akıl akıl olabilmesi için vahiy lazım. O zaman bilgi akılla, yani vahiy yoluyla aktarılırsa ilme dönüşür. İşte onun için diyor doktora, senin kafandaki diyor, odun yılları mesabesindeki bilgileri, tıp. Yani tamir, işte arabayı tamir etme, insanı tamir etme gibi. Onlar diyor, nurlandır diyor. Yani vahye muhatap kıl, aynı şeyi marifet olan olur, ilim olur. Yani vahide nedir o? Allah'ın sanatını. Yani farkı şudur, adam böbreği çok iyi biliyor. Tamam, bu bilgi sahibi ve doktordur. Alim olabilmesi için hem doktor hem alim,
o böbreğin hakikaten bir Allah yaptığını, sanatkarı olduğunu, burada bir gayesi olduğunu, yani Allah ile izah ettiği zaman o bilgi ilim olur. O marifet, marifetullah olur. Nerede anlatıyor bu manayı? 12. sözde anlatıyor. Yani bir kitabı verdi iki kişiye, ikiniz tahlil etti dedi. Bir tanesi incik müncüğünü, şu şudur, şu şudur, şu şudur. Hep nakışla ilgilendi. Nakışla ilgilendi. Nakışına hiç bakmadı. Manaya bakmadı. Manaya hiç bakmadı. O zaman işte o bilgiydi, bu ilimdir. Devam edeyim. Şöyle diyor abi o Barla'daki ifadeyi, bana bir kısmı ilginç geldi. Diyor ki, acaba benim gibi sen dahi kafanı teften, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz. Lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi cami şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. Allah Allah. İşte o fenli malumatı, o felsefi marife. Faydeli, nurlu, ruhlu. Ruhlu diyor ya. Buradan önce bak, ruhlu. Ruhlu, demin öbürküsü ruhsuzmuş yani. Evet, bak gördün mü? İlim ruhlu. Ya. Faydeli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Barla kaç? Barla 66. Bilgi ise hayatlıdır biliyor musunuz? Bilgi yani hayatlıdır. Demiştiniz yani siz nurludur, ruh şeydir. Ayet, ruh canlı ve ruhlu şunudur. Şeyhini ifadesi yani. Evet, çünkü Osmanlılar okuduğumuzdan dolayı, toplama yaptığımızdan dolayı mesela ilim, ilmi mütezeli, ilim ezeli, ilim, daire ilimcileri, okumazsa bunları bilemezsin ki. Onun için ilim canlı ve ruhlu şuurludur. Düşünsen yani öğrendiğiniz şeyin ruhlu olması ya ne demek çünkü yani? Acayip bir şey ya. Halik olduk diyorsun tövbe estağfurullah öyle gibi bir şey oluyor. Can ruhludur ha. Mesela size bir şey söyleyeyim. Bu şeye bakmıyor. Seri üretim yapıyoruz şu an. Kesbi şey değil. Bu bilginiz var ya şu anda ilim biraz önce duydun. Ruha dönüştü biliyor musun? Tabii ruhlu yani şu an. Ruh. Yani şu an. Ruh. Kayıtta. Ruhludur şu anda. Çünkü bilgi değil bu. Bilgi yükselemez buraya. İşte vücut buldu abi. Vücut bulmak bu oluyor. Vücut ruhsuz oluyor. Yani tabii tabii. Şeye kadar lef-i mafe bir Rumca ağzımı unutacak. Lef-i mafe ispata kadar bütün meratipler bilgidir. Lef-i mafe ispattan sonra hep ilimdir. Çünkü kafir oraya kadar şeyi yapar. Kafirin bilgisi lef-i mafe ispata kadardır. Şu çok basit bir şey ya abi, şu çok ucuma gitti ya. Bir vakit iki askerden uzak bir şehre gitme olayı da çok... Şu emir alıyorlar diyor abi. Şu bakın iki... Allah Allah. İki asker geliyorlar, ne diyor abi? Bir adam, yani tahakkül. Allah Allah, tahakkül. Tahakkülle geliyorlar. Tahakkül onlara söylüyor, öyle git ya da böyle git. İki yol var. İki yol var diyor. O zaman şu vehmi tasdik, izan, iltizam, iltizam. Şeyi anladınız mı? Var. Levma ve ispatta vücud harici çıkıyor ya. Orada çık deniliyor. Heh. Çünkü şeyin lef-i mahfuzu azamın yazar bozar tahtası son ududu. Onaylanırsa yani kudret tahrik ederse lef-i mahfuzu ispatta vücud harici çıkıyor. Yoksa geri geliyor. O vücud haliciye çıktığı zaman eşyanın, o dünyalar dediği var ya, bilgi oraya kadardır. Bilgi oraya kadardır. Çünkü niçin ondan sonrasını iyiyim dedik? Lef-i mahfuz vahiydir. Vahiydir. Lef-i mahve ismi. Çünkü vahiy ilimdir. Vahiy bilgi değildir arkadaşlar. Bilgi tazamun eder. Yani mesela güneşte gölge de var. Ama güneş gölge değil. Üniversite diplomasında, ortaokul diploması da var. Ama o değil. Şimdi ilim bilgiyi tazamun eder. Bilgi neydi onun ikinci sözden şey yapıyoruz? Eşyanın sanatından konuşmak. Şu şudur, şu işe yarar. Öyle yaparsak bu olur, kalem olur, şu olur. Öyle mi? Bu işleri yarar. Peki bu kalem hakikaten bu Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah nereden hatırına geldi? Bunu yaratması için şu lazım. Allah ile düşününce ilme dönüşüyor aynı şey. İşte kısacası şurada, şurada şuraya kadar insan şuraya kadar bilgidir. Hatta şeytanı da içine alır. Şeytanda bilgi var, ilim yok. Yok. Tamam, o alır içine. Bunu alıyor.
Kürs mü oldu? Yani kürsü de alıyor, kürs. Kürse kadar mı diyeceğiz? Kürse kadar demeyeceğiz. Lemi mafi ispata kadar diyeceğiz. Sebebi şu. Burada nefis takılmış, nefsi emmari var, şeytan şey ama levame, mülüme, mutmaine, raziye o da var olduğu için kafir de o yok yani. Onun için nefi mafi ispata kadardır. Yani kürsün vücud alicisi de buradan sonra başlıyor. Yani burası peki niye söylüyorum? Çünkü bu lef-i mafi ispat neydi? Lef-i mafuzun dişe vuruş en son nihayetidir. Yazar bozar tahtasıdır. Yani lef-i mafuzda bir şey vücuda çıkacağı zaman gelir buraya. Burada şartları tahakkuk ederse şöyle diyeyim, Ankara'dan tır kalktı. Yunanistan'a gidiyor, Edirne'ye, Udud'una geldi. Şartlar tahakkuk ederse hem çıkış evrakları tamam, hem Yunanistan alacağı evraklar, istediği evraklar tamamsa tır çıkar değil mi? O zaman çıktı, vücud harici çıktı. Peki çıkamadı, evrak geri şey yapı, olmadı, geri döner. Anladınız mı? Geri döner. Şimdi demek ki kafirin, Müslümanın bilgisi buraya kadardır. Nedir burası? Zaman, zamanın hakikatıdır. Mekan buradan başlamıştır. Mekan. Mekan şeyi buradan başlamıştır. İşte Nakşin'den bahseder diyor 12. sözde o filozof. Hiç böyle manasına bakmadı diyor. Manasını buralara bakıyor. Dolayısıyla buraya kadardır bilgi. Devam ediyorum. Ondan sonra bugün şeyi biteceğiz Allah'ın sözde. Bilgi şey tasavvur da. Onun için son şeylerimiz oynuyor. İlim tefekkür imbiklerinden geçer. Niçin böyle diyorsunuz? Arkadaşlar bak. Tefekkür burada bak. Şöyle alayım. Şunu. Mesela tefekkür şuradadır. Bak burada bilgidir. Ezber olmasın. Bilgi ve malumatlar. Burası vahye bakıyor. Vahiy buraya geliyor. Hani vahiy niye yazmadık? Yazılı abi. Nerede yazılı? Hemen Kıbrıs'ı yerinin altında yazıyor. Tamam bak şu. Vahiy. Böyle keşke şöyle yapsaydık. Oku şöyle çevirsek. Ters. Ters çevirmemiz gerekiyor ki. Ondan sonra şurayı da silelim. Kıblesi. Şöyle. Şimdi buradaki bilgi ve malumatlar aklın ki vahiy burada vahiy ile boyalanmış. 33 tane aklın mertebesiyle ki tefekkürle bunu yönteme dönüştürüyor. Sonra ilme dönüşüyor. Buraya kadar bilgidir. Bu çok önemli. Tefekkürle. Bunu bir daha 3 defa gösterdim. Şimdi tekrar devam edeyim. Diyor ki vücut ise ilim ile ilimdir. Biri güneş, biri gölge. İlim vahye dayalı. Bilgi ise istinbata dayalı. Kişinin kendi keşfidir. İlim tefekkür imbiklerinden geçer. Akıl sisteminden süzülen ilim olur. Vahye dayandığı için ilim nurlanır. Hani dedik ya barladaki şey gibi nurlanır. Düşüncesi vardır. Varlığı varlıkta düşünen tasavvurdur. Bu atladı, çok önemli. Atladınız sanki abi. Atladı mı? Feyizler, ilim nurlanır. Feyizler, hususiyet ve hakikate dönüş. Tamam tamam. Atladım evet. Bir akıl sisteminden süzülen ilim. Vahye dayandığı için ilim nurlanır. Vahye dayandığı için ilim nurlanır. Feyizlenir, kutsiyet ve hakikate dönüşür vahiy ile. O bilgiler ilim olur, feyiz olur, kutsi olur ve hakikat olur. Vahiy ile. O bilgiler 3-4 tane şey dönüşür. 1- nurlanır. 2- feyizlenir. 3- kutsiyet olur. 4- hakikate dönüşür. Hakaik yeşil sabitetun olur. Kafirin tefekkürü yoktur, düşüncesi vardır. Varlığı varlıkta düşünen, bu çok hoş bir cümledir. Bak, varlığı varlıkla düşünen veya varlığı varlıkta düşünen, 3 tane şey söyleyeyim. Varlığı varlıkla düşünen, varlığı varlıkta düşünen tasavvurdur.
vahyi akla geldiği için düşüncelerini vahye bağlamakla bilgi ilme dönüşür. İlim aklın arkasındadır. Çünkü tasdikte ya, ilim aklın arkasındadır, daha ötededir. İlim subuti sıfattandır. Akıl ise subuti sıfattan değildir. Akıl bir alettir, esmada yaratılmıştır. Yani ilim subuti sıfattandır. Akıl ise esmada yaratılmış bir alettir. İlim, hayat-ı tekviniyelerin bizdeki şuurlu karşılığıdır. Allah Allah. Alim esması bilgiye, ilim sıfatı ilme bakar. İstidat, lef-i mahfuzu içine alacak. İtikat tabii. İtikat, lef-i mahfuzu içine alacak. İman ise şecer-i hikat içine alacak. Bu da çok ilginç bir şey. Hani bu da tespit. Bir daha itikat, lef-i mahfuzu içine alacak. Şurası. Ve iman ise şecer-i hikat içine alacak. Bilgide dört ismin var. Bilgide. Dört tane ismi tazamun ediyor bilgi. Cilve cemal nakış sanatını cemül cemdir. İlim ise bundan arkasındaki yazılımdır. İtikatı arşa kadar kainat demiştik bir önceki derste. Şimdi lef-i mahfuzu için alacak demişsiniz. Sebebi şu. Sebebi şu. Şunu şey yapalım. Hayır, değiştirmedi bak. Ne oldu? Anladım. Bak şimdi. Bu arşa kadar bu neyi almıştık dedi? Yani dedi ki itikat kainata bakar, evet. İman şecelikata bakar. Evet, ama buraya kadar. Yani buradakileri tazamın etmiyor yani. Buraya kadar niçin ediyor? İtikada kadar. İtikadına bu kainat ya. Kainat nereye kadardı? Arşa kadardı. Ama bilgi bakımından mazariyeti oldu ya. Nereye kadar dedik? Lef-i mahfuzu ispata mı kadar dedik? Evet, burada lef-i mahfuzu içine alacak dediniz. Ha, itikat. Yani bir önceki derste öyle konuştuk. Sebebi şu, itikat olabilmesi için Kur'an vahiy işi lazım ya, bu kainatı tazamun ediyor buraya kadar, fakat bu mahiyeti buradadır. Mahiyeti buradadır. Hakikati de olabilir ama. Yani kainatı cennet içine almış. İtikatsız bir adam cennete gidebilir mi? İtikatsız. Kainatı yani, kainat. Oraya gider. Gider. Bunu almıştır. Peki bu... Bunu içine alır mı? Bunu alamaz da şöyle. Şöyle alır bir daha ki tefekkürü de şöyle oldu. İtikat zahir ya. Evet. İtikat zahir. İlim batı. İman batı. İtikat imanı karşılaştırıyoruz aslında. He tabii. Mesela diyelim ki itikatta iman he. Oradan da siz bilgiyle ilime geçeceksiniz. Geçeceğim bak şimdi. Şimdi bir şey itikat olabilmesi için, itikat olabilmesi için lef-i mahfuz sana tanımlaması lazım. Lef-i mahfuz yani ilim, vahiy. Kur'an, şöyle yapayım. Şimdi buraya Kur'an geldi mi? Burayı yapılandırdı. Yapılandırdı, itikat oldu. Vahye muhatap oldu. Evet, o zaman vahiysiz itikat olmaz. Vahiyin kaynağı neresiydi? Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Ama... işlevi ise itikadın sureti kainattır. İşlevi. Yani kainatın dimait ya itikad. Yani doğruları, yanlışları ilmi kelamda iman etmemiz gereken şey. İtikad ne işimize yarıyor? Bu haramdır. Haramları, helalları tefrik eden itikattır. Yani itikadımız sağlam olması ne demek? Ehli bida değilsek zahiri şeriat ediyor mesela içkiye faizeli al diyor adam. İtikadı bozuk. Zati sıfatlar itikada mı bakar? Zati sıfat. Yani. İtikada bakar diyemem ben de. Muhalletin havadesi işte. Yani bunlar usulü kabul etmek itikada bakar bu. Mesela Allah'ın zatı sıfatı var, subutu sıfatı var. İlim, irade, semba, sarf bunlar hep itikattır. İman değil. İman daha bunu kapsıyor. İman bunun dışında değil. Bunu kapsıyor. Yani itikadımızı oluşturan lef-i mahfuzdur. Dolayısıyla lef-i mahfuzu da inşa ediyor. Ama itikadın işlevi kainattadır. Yani ama onu yapılandıran lef-i mahfuzdur. O zaman şöyle diyeceksin. İtikadın sureti kainattadır.
kainattadır. Kanuniyeti insandadır. Hakikat ise lef-i mahfuzdadır. Burada hür insan, ben onu yazayım çünkü bu çok sıkıntı olacak. Yani bunu her zaman tespit edemem. Ben yazayım. Gafur alacağım. İttikadın bir sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Siz de yazın isterseniz. Var ya böyle. Şöyle yapayım ben burada da. Ondan sonra şunu da yazmam lazım. İttikadın İman, görmediklerimize iman ediyoruz ya. He. İtikat o görmediklerimizi göstererek mi iman ettiriyor? Evet, deniliyor o. Bir parça. Bu maliye alaka değil ama öyle öyle zaten olması lazım. Hazreti Ali'nin sözüdür. Gördüklerimle görmediklerime inanmak zorundayım diyor. Görmedim Allah'a inanmam diyor ya. Evet. Sen neye inanıyorsun demiş. Görmediklerim bana inanmayı gösteriyor diyor. Bak şimdi. İtikadın işlevi kainattadır. Kainattadır. Süveyda'dan mı bahsetmiş bunu? Kanuniyet, her şeyin kanuniyeti insandadır. Hakikat-ı hakaik eşyayı sabit etun lef-i mahfuzdadır. Veya hakikat esma-i hüsnalıların hulasası ya, arşı gösteriyor. Arşta esmalar ya perdesiz. Bu arşı gösteriyor. Mahiyet mi lef-i mahfuzda koyacağınız? Öyle gibi oluyor ama zorlanıyor. Evet. Ben bakıyorum yapmış mıydı yani. Bir bak. İtikadın yani dersi çok yaptık ya. Bir bak bakalım orada mıdır? Hakikati, itikadın hakikati şeye bakar. Hakikat arştır. Lef-i mahfuzdur. Bak bakalım. Bu makamda aş mıdır, aştan mıdır? Değişik oluyor ama. Çünkü ne dedim? Aştadır ya. Hakikati aştır ya. Aştadır. Hakikati aştan diye farklı manada. Tamam. Doğru doğru. Şeyse değiştiririz ama Osman. Tamam, ben de bir bakıyorum yani yazmış mıyız? Çünkü mantığı şuydu, her şeyin hakikati Esma-i İlahi olduğu için Esma-i İlahi'nin perdesiz tecelli ettiği yerde arştı. Ama vahyinin ilk muhatap ettiği yerde lef-i mahfuzdur. O zaman bizim itikadımızı yapılandıran lef-i mahfuzdur. Hakikati ise neyi tazamun eder? Bütün Esma'yı tazamun eder. O da arştır. Sureti kainattadır, ayın hakikati insandadır. Ama pergeli başka yere koyarsan başka olur tabii. Allah'ın ilmi mütezellisine esmaya pergeli koyarsan itikad nedir deyince tanımladığım şey niçin değişir? Sen şeyde itikadı hani tablo falan yapmıştık da lef-i mahfuza kadar gider demişiz. İman kab-ı kavseyine kadar gider demişiz. Yani itikad? İtikadı lef-i mahfuza kadar gider demişiz. Gitti, bak gitmiş işte. Demişiz onu. Şeye verdiğiniz cevabın işte tablosu. İhtiyara bakar, iradeye bakar. Hani bir tablo yaptık o şey tablosu. O zaman buraya zıt değil, bunu onaylıyor gibi. Onaylıyor yani. Evet. Lef-i mahfuz diyor. Ne abi bir şey yok. Şeye şey verdiniz ya cevap abi. İlmi meali. Orada detaylı hani sureti kanuniyet hakikati. İtikadın var mı? Yani şimdi ona bakıyorum hani. Orada ilmi var, itikadın yok. O zaman bunu onaylı Osman. Tamam.
Ben evet yani levh-i mahfuz'a kadar oldu şimdi. Çünkü niye? Çünkü itikadın itikad olabilmesi için levh-i mahfuz yani vahiy seni yapılandırması lazım. Şeyde abi bence şöyle, şu arştadır, kainattadır aynı şey oldu. Suretini alem-i şehadet deyin madem suretini. Hakikati arştadır, kainattır dersin buraya. O da doğru. Şurayı mı? Tabii, onu alem-i şehadet deyin ki çünkü biz itikad alem-i şehadete bakar diye çok dedik evet. Yani. Evet tamam doğru. Yani suret noktası o. Arştadır dediniz zaten oraya kainat da deyin. Bir de itikad gözü diyorduk abi. İtikad gözü. Şehadettedir değil mi? Tabii. Evet. Diyeyim Türkçesi. Burası da şey. Buraya ne yazacaktık Osman? Arştadır kainat yani dersiniz. Tamam yani arş ama parantez içine koymamız lazım. Şöyle yazsak olur mu? Parantez. Tamam abi. Şimdi olur, tamam. Tamam. Ben de bunu yazayım. Bunu sonra da yazarım. Devam edelim mi? Yoksa alim şahadettedir. Bu çok önemli. Kanuniyeti insandadır. Hakikati arşta, ezber olmasın arştadır, yani kainatta. Arş neydi? Perdesiz, esmadan tecelli ettiği yerdir. Mahiyeti ise lef-i, ilmin kaynağı nasıl ya lef-i mahfuz? Yani mahiyet nedir? Her şeyin kaynağı olduğu için mahiyet denmiş. Sen ilme bakıyor demiştik abi burada, imanı ilmin arkasına. Demişiz. Evet. Bir İlim bitiyor çünkü. İtikat ilme. Siz burada ne dediniz? Arkasında sanki bir alt gibi. Bilgi kainat deyince nasıl? İlim şeceri hikat dediniz. Yani şeceri hikat ilim aslında o şey ilmi şu andaki şey daha kapsayıcı şu anda. Bilgi kainat ama kainat da biraz eksik olur, şöyle olur. Beraber yapalım da. Niye oluyor böyle? Bak şimdi. Kafirin bilgisi var ya. Nereye kadardır? Buraya kadar. Buraya kadar cennet cehennem var ya. İlim geliyor buraya. Kainata geliyor. Kafirin bu ilmi buraya yetişmiyor. Bu buraya kadar bilgi geliyor. Bilgi. Eğer o bilgi vahiy ile nurlanırsa o bilgi götürüyor, buralara götürüyor. Buraya taşıyor. Şey vardı ya, ayetler asansör gibi. Asansörler gibi zemine taşıyor. Harika işte. Bak bir daha 12. söz, ezber olmasın diye. Kainata baktı diyor, Erşan'ın nakşına baktı diyor. Şu, burada adam bilgi sahibidir. Bilgi ama acayip bir şey, onların batınlarına geçmiş. Ama buralarda haberi yok. Cahil ya. Burası, buradan aşağı biliyorsunuz kainattı. Arşanın. O zaman bizdeki, Müslüman'daki bilgi, yani kafirin bilgisi buraya kadar. Müslüman'ın bilgisi buraya kadar kapsıyor. Kainat içine alıyor. Ama ilim ise şunu içine alıyor. Bundan sonra ilim yok artık. Yani Cebrail duruyor doğru. Cebrail duruyor çünkü. Geçemem mi? Evet. Şeceri hırkatı biraz şey demişiz, şuraya kadar demişiz ama burada ilim yok artık. Cebrail mesela diyelim ki elma, daldaki elma hayal, geri gel tomurcuk, geri gel çiçek, geri gel dal, geri gel gövde, geri gel çekirdek. Daha geri gelebilir mi? Yok. İlim buradan başladı ya. En nihayet burası. O zaman onu bir tavsiye edelim. İlmin son nihayet lef-i mahfuzdur. Ama şu da vardır, niye demişiz? Niçin şeceri hilkatı tazamun ediyor? Çünkü orayı neyle anlamlandıracaksın? Yani lef-i mahfuz orayı bize haber verdiği için oralarda haber veriyor. Subut-i sıfat olduğu için. Evet. Yani onu da silemiyorsun yani. Şimdi ne demiş?
Yani niye denmiş şöyle. O zaman gene onu da şey yapacağız. Sureti. Suret kanunu. İlimdi değil mi? Aha, İlmi yani, de yapalım onu. Yani çünkü daha önceden yapmıştınız aslında. He. İnsana bakan, Şecekan orada ne yazmıştık? Şeceli hikmete bakar mısınız ilim? Gruba atmıştım. Oradan çok bakalım yani. O çünkü tabii, farklı, farklı oldu zaten. O şey ama çok hepsini ayırt ettik. Yani pergeli nereye koyuyorsun diye. Bak ilmin şeceli hikmete bakar, baktırırsanız mahiyeti, hakikati, kanuniyeti, sureti oldu. Ben şey yapayım ben bir daha. O bakın oraya ilmin şeceli hırkattaki ilmin şecereyi hırkat hırkattaki iki te doğru değil mi? İnsan ekberdi iki. İnsan ekberi aynı. Mahiyeti arş-ı azamda. He? Mahiyeti arş-ı azamda. Evet, arş-ı azamda demişsiniz mahiyeti. Hakikati lef-i mahfuzda. İlmi şey ne büyük insan kabul edersek mahiyeti arş-ı azamda. Bir dakika dur. Bunu bir yazayım da. Bir onu da yazacağım bakacağız beraber. Karıştı hepsi. Burası ne diye biliyor musun? Karışmadı. Sallamasını da yapıyoruz. Yok hep aynı renkte yazmaya başladınız abi ya. Nasıl? Aynı renkte yazmaya başladınız diyor. Karışan o oldu diyor. Farklı tamam. Yazıyordunuz ya. Tamam. Bakmasın. Ne diyorsun? Kendimle gelince sen abi. Orada kafamızda inan bildiğim asıl abisler oldu. Bildiğim asıl abisler oldu. Bu derste söylediği olsaydı silmezdi. Şimdi sureti neymiş sen oku. Sureti kürste, alemi şehadet. Kürste, alemi şehadet. Tamam. Kanuniyeti lef-i mahfuzda. Tamam. Hakikati arşta. Mahiyeti arş-ı azamda. Tamam. Çünkü niçin biliyor musun bu? Şeceri fikat, büyük insan. Çünkü eğer desen ki Allah bu kainatı yaratırken ilmi kullanmadı, yani vücuda harici verirken olmadı. Onun için ilim hepsini tazamın ediyor. Yani tazamın dedi ki altyapısı olması lazım. Allah ilim irade kudretiyle yapmadı mı? Hepsini. Evet. Yani ama zuhurattan bahsettik o şeyden. Zuhurat olunca ilim dediğimiz vahye dayanırsa bilgi, bilgi vahye dayanırsa ilim olur. Ama bu bizdeki ile onu karşılamak lazım. Bizim bilgiler ilme dönüşmesi için vahiy ile boyalanması lazım. O zaman bilgilerimiz ilme dönüştüren şey nedir? Lef-i mahfuzdur, vahiydir yani. Ama bu şeceri hilkat sureti nedir? Alemi bu beşeriyette takıldı, alemi şehadettedir. Büyük insan kabul edilirse ondan sonra doğru. Kanunu çünkü o zaman düşünülerek, oturularak bunlar yazılmış. Lef-i mahfuzdadır. Niçin? Büyük insan kabul edilirse budur, vahiy buraya gelmiş. Hakikati, her şeyin hakikati arş niçin demiş? Arş, hakikatin kendisidir artık bunu. Çünkü esmanın perdesiz tecelli ettiği yere arş denilir. Arştır. Mahiyet ise arş azamdır. Çünkü niye arş azam demişiz? Çünkü Allah bir şey yaratırken ilmi, irade kudretini kullandığı için İlmin, iradenin, kudretinin olmadığı yer olmaz zaten. Vücud harici olmaz. Şimdi ben onu da yazayım. İlmin şecere-i şirkat. Siz de yazın. Peki, sureti, kanuniyeti, hakikatin, mahiyeti. Siz de yazıyorsunuz değil mi abiler? Evet. Ali de yazıyor. Osman yazıyor. Kürste. Hazırda yazılmış. Hazırda yazılmış ya abi. Alemi şehadet. Kardeşim, deftersiz olmaz. Evet.
Yani olanlar var birkaç kişi. Ali var, şey var. Kamera, çantamda da kamerayı çektiğim için. Ha tamam. Çünkü ne biliyor musun? Bu havada uçuşur, o şey olmaz. Yani değil böyle ehli takip bir şeyin deftersiz. Eskide sokakta bir nurcunun en büyük alameti şeymiş, çantalıymış. Takkesi var içinde, tesbihatı var, Kur'an'ı var. Risaleden var, bir de not var, bir de başkasına hediye edeceği küçük eser, risale var. Yani bu işin ciddisi bu. Kaydedilmesi lazım. Peki devam edeyim. Vahye akla geldiği için düşüncelerini vahye bağlamakla bilgin ilme dönüşür. İlim aklın arkasında tasdikte olduğu için. Tamam? İlim subutu sıfattan, akıl alet olduğundan, ilim ayat-ı tekviniyelerin bizdeki şuurlu karşılığıdır. Mesela ayat-ı tekvini nedir? Şu mevcudat var ya, varlığın, arş-ı azamda dahi yazılımı insanda kopyalanmış ilim. İtikat, lef-i mahfuzu içine alacak, biraz önce ondan şey yapıldı. İman ise şecer-i hikat içine alacak. Bilgide dört ismin cil ve cemal nakş-ı sanatını cem-ül cemidir. İlim ise bunların arkasındaki yazılımdır. Bilgi kainat, ilim ise şecer-i hikat. Bir amaca doğru çeşitli bilgi malzemeleri kullanarak, seçim yaparak bilgilerin arkasına geçerek öteleri buraya öteleri taşımak ilimdir. Burayı anlatma bir de. Evet. Bak bir daha. Bir amaca doğru çeşitli bilgi malzemelerini kullanarak, seçim yaparak, bilgi kullanarak virgül, seçim yaparak, bilgilerin arkasına geçerek öteleri burayı ötelere taşımaktır ilim. Bilgi ise mevcudun sende uyandırdıklarıdır. Evet. Şimdi burada duruyoruz. Yani tasavvura geçiyoruz. Bu bitti. Daha bir kaç saat oldu? Ara verecek gibi değil tabii. 1,5 saat. Tamam. Hemen tasavvura geçelim. Tamam mı? Tasavvur şeyde. Bugün tasavvuru biteceğiz inşallah. Kaçıncı defter bu? 25. defter dedik. Arkadaşlar. İsterseniz abi yani tavsiye. İsterseniz küçük bir ara verelim. Tamam. Tasavvura başladığımız zaman hiç aralıksız bitirelim abi inşallah. Tamam oğlum. Gün bitirmeden çıkmayalım. Tamam. Sayfada söyleyeyim size. 318'den okuyacağız. Tamam. 25. defter. Tamam. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 90 kaçtı abim? 94. Bir dakika 93 ya. 94. Bu eskisi. Ha, sil onu. Onu sil abi. Yani neden bir şey yazma da sil onu. Tamam. Diğer taraf. Arkada zaten. Tamam onun gitti de. Yani sırf orayı siliyorsun gözükmesin diye. Yazın. Ha. Bu 94 tasavvur onun ikinci dersimiz. 318 demiştiniz galiba. He? Defter. 318. Sikki, tasdiki, gaybiye 257 ve hutbe-i şamiye 11. Buralar Gafur'la da çok alakalı olduğunda, Gafur herhalde meşgul. Çünkü ne diyor? Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuların, biliyor musunuz? Arzu araba şeyine benzetiyor. Araba demeyelim. Bant var ya bant. Fabrikada bant olur. Motor bloğu konulur. İlk. Sonra volan konulur. Tamam. Volan konulur. Crank mili konulur. Sonra crank miline pistonlar takılır. Böyle. Yani her gider. Aynı yerde durmaz. O gider volanı takar, o gider crank mili takar, o gider pistonu takar, o gider piston şeylerini takar, siboplarını takar derken en son araba çıkar ya, bu. Yani
Arzular böyledir biliyor musun? Arzu. Ne arzu? Her şeyi koy bu şerite. Arzu. Ekmeğe arzum var, gezmeye arzum var, şuna buna. Arzu bir şerite benziyor arkadaşlar. Kendisi netice değildir. Konulan bir yerdir. Çok anladık mı bunu? Çok ilginçtir. Evet, İçine ne koyarsan onu mu götürüyor? Götürüyor. Arzu bir şerittir, banttır, bant. Nehir gibidir. Tahta da götürür, kediyi de götürür, sığırı da götürür, gemiyi de götürür, balığı da götürür, insanı da götürür, götürür yani. Samanı da götürür. Bant gibi düşünün arzuları. Ne takarsan mesela gofret yemeği. Bir tane söyle yap. Arzu. Bak, gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları. Ucu var mı bu bantın? Yok. Yok, ebede uzanıp gidiyor. Önümüzden geçiyor yalnız. Bant. Emelleri, emel de bant gibi. Kainatı yahate eden tasavvurat ve efkarları. Şimdi neye misal verecek? Bak şimdi. O kadar tuhaf ki yani ben burada denmemiş de. Şimdi arzu ve emeller var ya, ebedi gidiyor. Yani bant gibidir. Tasavvurat ve efkar da bant gibidir kardeşim. Kendisi netice değildir tasavvurlar. Keşke bunu gafur duysaydı. Duyuyorum abi, kulağım sizde. Bak şimdi, bir daha. Tasavvur ve efkar fikirler ya. 318. Fikir neydi? Yoldu. Bak gibi. Tasavvur yoldur kardeşim, yol. Orada gidecek başkası. Akıl mı gidecek o yolda? Evet. Sonra akıl giderken aynı zamanda akıl da yol oluyor. Ondan sonra onun üzerinde geçir, vicdan geçir. Böyle birbiri üzerine bindirilmiş. Mesela şöyle diyeyim. 88.3, 88.4, 88. bilmem ne. Refef dalgalar var ya. 78.7. Bu nedir arkadaşlar? Radyo FM şeyi. Kardeşim frekans ama o bir yoldur. O yolun içerisine adam konuşmayı, Kur'an'ı koymuş. Mesela 79.7 FM dalgası. Bandından yayın yapıyor. Banttır o ya. Evet. Ne diyorsun dedin? Banttan yayın yapıyor. Band. Yani havada bir koridor var. Mesela bizim biraz uçakta olduğumuz için mesleğim. Mesela kule ona bir yol verirler. Ona yol mu var? Yolsuz yol işte. Senin yolun budur der. Tamam ona belirli bir limit üstte çıkabilir. Aşağı inebilir, sağa ve sola dönebilir. Onun dışında bir şey yok. O bir yol veriyor ona, yol. Oradan uçacaksın. Çok yani ona bir şans vermiş böyle. Bulut varsa, türbülansta yolcuyu zahat sevmemek için belirli bir miktar kaçabiliyor. Neyse onun şeyleri var. Ya bakın arkadaşlar, havada bir yol var. 78.7 band. Megahertz. Bunun üzerine ne koyuyorsunuz? Bak dalgadır, bak dalga. Bunu kaçırmamanızı istiyorum. Bu tasavvura geleceğim. FM radyosu var ya, FM 88. bilmem ne. Yani bu bir yoldur. Onun üzerine adam konuşuyor. Onun üzerine adam yayın yapıyor, görüntü veriyor. O netice değil. Tamam? Üstad diyor ki, insana ebede doğru uzanıp giden emel ve arzuları var. Emel ve arzular kendisi değildir. Emel ve arzu o bantın ucudu. Nerede ne? İnsandaki ebede uzanıp giden arzuları var. Yani önümüzde bir bant var. Bant nereden geldi, nereye gittiğini bilmiyor. Ezel ve ebed. Onun içerisine, üstüne bir şey koyuyorsun. Araba bantını verdim. Şimdi niye üzerine duruyorum heyecanla? Çok tuhaftır. Kainatı ihata eder. Kainat neresiydi abiler? Şöyle yapıyorum. Kainat neresiydi? Ha şu. Arşın aşağısına kadar bu alem hep kainat. Bak kainatı ihata eden
Gördün mü tasavvurun sahasını? Tasavvur. İn için tasavvur ta itikadımızı da oluşturuyor ya malzeme. Kainatı ihata eden tasavvura ve efkarları, fikirleri. Fikir neydi? Yoldu. Nerede koridordu? Şöyle bir daha düşünün. Şöyle bir daha. Helezonik yay var ya, kalem içindeki yay gibi. Böyle daha bir şey yapar mısınız? Yol açar mısınız? Yol. Tamam. Yani o yol fikirdir. Of yol. Orada yürüyen kamyon tefekkürdür. Kamyona yüklenen malzeme tefekkürüne verilen cevaptır. İstasyonlar ise sistemdir. Şimdi tasavvur ve efkar, ikisini ben ezel ve ebed dedim. Neyse tasavvurla efkar da aynı öyle bir şeydir. Banttır. Yani FM dalgası gibi. Tasavvurun içerisine bilgi koyacaksın. Çünkü tasavvur neydi? Bilgi işleme merkeziydi. Şöyle diyeyim, affedersiniz, özür dilerim ama. Yani mesela belediyelerin arıtmatisi var ya, pis suların, evdekileri. Oraya gider, arıtılır, gübreye, gübre, temiz suya, temiz su bilmem ne, arıtılıyor. Tasavvur, arıtma tesisi, arındırma tesisi, ayrıştırma tesisi, yani bilgi işleme merkezidir. Orada ne var? Bilgi var, malumat var, zan var, şüphe var, belki ihtimal, şek. Bunun üç tane şey de var. Yani şimdi okuyorum. Kainatı ihata eden tasavvurat öfkarları kainatın bütünselliğini kapsıyor. Sanki tasavvur kainatın haritası, ruznamesi, elmüzeci ve takvimiymiş. Tasavvur. Bak şuraya kadar tasavvur edebiliyor Müslüman. Kainatı. Kainatın ruznamesi, hulasası, haritası. Şecer-i hırkat değil ha, sakın ha. Ne? Tasavvurat. Cennete mi? Cenneti tasavvur edebiliyor. Tasavvur edebiliyoruz. Kainatın içinde cennet, cehennem. Şimdi bant şeyimi çok ciddiye alın onu. Yani şey diyoruz ya, 70.1 FM bandı. Onun üzerine adam Kur'an okuyor. Onun üzerinde ilahi gönderiyor. İlham onun üzerine geliyor. Vahiy, evet, vahiy onun üzerine. Anladın mı? Vahiy, mahiyet bindiriliyor. O banta peki nasıl muhatap olacağız? İşte o, zaten o tasavvur, bir kere onu tanıyacaksın. Aynen. Tanımadığın bir şey hakim olamaz. Diyorsunuz abi, tamam. Alet var, akıl aleti. Evet. Anladın mı abi? O zaman akıl o tasavvurun içinde yürüyen işte ya. Yani o zaman senin çalışmanla alakalı bir şey değil bu. Yani çalışmanla şu, kendini tanıyacaksın, tanıyınca geliyor. Çünkü geliyor sana, tasavvurda geliyor sana. Çünkü bozulmuş İncil'de şöyle diyor. Kim bunlar? Ya verilenler kim? İsteyenlerdi bunlar. İsteyene verilecektir. Peki ahirette ne yapacak Allah? Allah'ın adeti, Allah'ın kuralıdır. Yani öyle inşallah, evet elbette ki inşallah anlayacak ama Allah'ın adeti şudur. İsteyene ilmi, isteyene zenginliği istediğim ediyor. İsteyene verecek. Sen bugün pazar günü çoluk çocuğundan kalkmışsın. Onların hakkıdır. Değil mi Gafur? Evet abi. Onun yanında kahvaltı yapmak haklarıydı. Çoluk çocuk. Ama ne yaptın? Geldin. İstiyorum dedi. Tamam. İsteyene verildi mi sana? Verildi. Peki ne olacak? Bu adet ilahi söyleyeceğim şimdi. Verilene verilecektir. Bu verilecek sana kardeşim. Niye? Allah'ın ayette teminatı var. Taahhüdü var. Kimsenin hakkı zayi edilmeyecek diyor. Meal. Sana ne verilecek Yasin? Neyi konuşuyorsa. Çünkü yol açtın. İsteyene verildi mi? Peki ona da kime verilecek? Burada verilene verilecek. Burada verilmemiş, orada verilmeyecek.
O yüzden diyorsunuz abi. O yüzden diyorsunuz ki müjdedir, ahirette de beraberiz. Evet. Hmm. Orada da verecek. Yani. Çünkü evet. Hasan abi arşa kadar ya kainat. He? Teyp diyebilir miyiz? Teyp Risale-i Nur'da kaset. Koydun içine. Çalmıyor, daha basman lazım. Hmm. Derse gelmen basman mı demek? Plan. Gibi, evet tabii evet. Misal verirsek olur. Sonra bantlar. Evet. Yani burada sistemi öğrenmemiz lazım. Evet. Ezel ve ebed bir ucundan bir ucuna değil. Helezoniktir böyle. Ezel ve ebed kim tanımlıyor? Öyle bir şey yok. Yürüyen tanımlıyor. Ezel ve ebedin kendisi ezel ve ebedi tanımlayan yürüyende gözüküyor. Mesela şöyle diyeyim. Bir yoldan başlamış bir yolda yürüyor. Yürüyenin yönü vardır. Yolun yönü yoktur. Böyle gidersen yön budur. Aynı yolda böyle gidersen yön budur. Yolun yönü var mı? Yok. Yürüyenin yönü vardır. Yol, ezel ve ebed yoldur. Yol, sistemdir, banttır. Nedir biliyor musunuz? Banttır. Böyle helezonik yay gibi döner. Bir noktadan bir noktaya böyle bir zaman akmıyor der Hutbe-i Şamiye'de. Helezonik yay şeklinde. Tabii. Yani bir doğrultudan gitmiyor. Helezonik gibi gidiyor. Tamam. Onun için her gün öğleyin aynı saatte ezan okunuyor. Güneş tepedeyken. Aynı saat zannediyorsun. Hayır. Helezonik olduğu için aynı gibi gözüküyor. Onun için öğle namazın, yatsı namazın sünnetini kılmadan yattın değil mi dün akşam? Ezeli ve ebedi bir dağını kılamayacaksın. Bitti o. Bitti. Bugünkü yatsı, dünkü yatsı değil. Bugün niçin bu ısrarla yatsının sünnetine durdum, ağzıma dolaşıyor? Bilmiyorum. Kim terk etmiş, niye? Yapmasın. Herkes durduğunda. Yapmasın. Yapma Gafur abi. Evet. Abi ben de şöyle yapıyorum, vicdanımı tazmin için. Şey. Kaza kılıyorum sürekli. Tamam, o sıfatlı kaza kıl. Ama başka bir şey. Şimdi gelelim tasavvurat. Tasavvur sistemi. Ne olur tasavvurat ve efkar. Ezel ve ebede benziyor. Efkar buraya niye aldı abi? Fikirlerin, aslında fikir taakkudedir. Sureti orada ya abim. Ha, sureti orada. Orada evet. Çünkü bana bir efkarı söyle ki, fikirler ki tasavvursuz olsun. Peki, iman küfür muvazineleri 86. Çünkü bunu, hadi bakalım, fazla durma. Çünkü zevali lezzet elem olduğu gibi zevali lezzetin tasavvuru da elemdir. Bak elem nereden başlıyor, görüyor musunuz? Ta tasavvurda başladı elem. Varı yok eden ve yoku da var eden kimdi? Tasavvur. Hayalin böyle şey, vesvesenin böyle bir şeysi yok. Karıştırma. Vesvese varı yok eder. Cinin vücudu haricisi işte. Evet, aferin. Güzel dedi. Cinin vücudu haricisi gibi. Ta kendisi değil de nokta koyma gibi ya. Yani. Çok aktif orada adam. Adam kendisi orada çok rahat hissediyor tasavvurda. Her türlü şeyi kafir cinler de, Müslüman cinler de orada ya. Şimdi varı yok eden, yoku da var etme yetkisine sahip ya tasavvurdur. Hayali demiyor, tasavvuru diyor. Bak, hayali demiyor, tahayyül demiyor, tasavvur diyor, lezzet mekan değil, bak lezzet, iyi dinle bak, hayal demiyor, tasavvur diyor, lezzet neymiş nokta virgül, mekan değil, vücuttur, mahluktur, bak lezzet, lezzet elma değil ha, ağız da değil, ha. Neye benziyor? Şöyle diyeyim. Su kaynadı. Kaynamak su değildir. Ocak da değildir. Nedir o? Kaynamak demek suydaki elektronların hareketi demektir. Ona sıcak su diyoruz. Hatta suyun hareketi, elektron hareketleri çok sıfıra yakınsa donuyor. Şimdi ne için söyledim? Lezzet de böyle bir şey. İnsanda işte ya elmada lezzet vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder diyor. İsmi hakim tecelli eder. Ha.
varı yok ediyor senin aleminde tasavvuf, tahayyül. Tahayyülde var, varı yok, yoku var etmek. Dışarıdan bakınca arabanın içinde şoför, tahayyül. İyi dinleyin bak. Dışarıdan bakınca arabanın içinde şoför var. Bu tahayyül. İçeriden bakınca şoför arabanın içinde, bu da tasavvurmuş. İçeriden bakınca şoför, şoförün içinde araba. Burada ne yazdık? Şoför arabanın içinde. Ders mi dedik? Dışarıdan bakınca arabanın içinde şoför. Aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Bu yanlış oldu. Burada bir şey var. İçeriden bakınca şoförün içinde araba. İçinde sonra ismini siliyorsun. Ha, siz yazmıyorsunuz. İçeriden bakınca şoförün içinde araba. Bu tasavvur. Şimdi şu tasavvuru zevalden gelen elemden birer feryattır. Elem geliyor tasavvurdan. Lezzet de tasavvurdan başlıyormuş. Arkadaşlar, elem, lezzet şurada. Elem ve lezzet tasavvurdan başlıyor. Ama lezzet biraz daha tasdik. Ama yani sonra zevk var gibi geliyor ama. Daha sonra. Elem. Tasavvuru elem, tasavvuru lezzet, tasavvuru zeval. Hep tasavvur. Ya lezzet sürekli bir yerde olabilir de her şeyin sureti burada olduğu gibi. Evet, lezzetinde, eleminde her şeyin sureti ya. Ama çok garip ya. Yani daha bir şeyi elimde, ağzımda bakma. Biraz sonra yani varken elemi hissediyorum. Niye? Biraz sonra kaybolacak. Öldün mü? Yok. Niye ölümden korkuyorsun? Ölünce kork. Tasavvur meft. Ölümü düşünmek, onu yaşıyor mu kardeşim? Yani havuzun dediği gibi, o bir daha tekrar edeyim, çok kullanıyorum. Türbülansa girdik, bayağı ciddiydi. Havuz niye korkmadı? Ya ne biçim akıl taşıyorsunuz dedi ya. Düştün mü dedi uçaktan? Yok. Düşmediyse niye korkuyorsun? Düşünce korkarsın dedi. Aslında şaka diyoruz ama çok ciddi bir şey söyledi. Hayata tatbik etti. Öteleri bu tarafta yaşatıyor işte abi. Ha? Hiç öteleri bu tarafta. Demin dedin suyu sıcak şey yapıyor, ocak. Aslında ocağın bir şey yapıyor, sadece aktif ediyor. Dünya evet. Sadece onları şey sıfatlarını ortaya çıkartıyor. Lezzet elem de öyle. Baklava yiyoruz, baklavada bir şey yok ki sadece bendeki lezzeti uyandırıyor. Bende o zaten. O zaman öteleri burada yaşatmak için dünya malzeme lazım. Yani adeta bizim sinir uçlarımıza dokunan bir yer burası işte. Dünya. Zihin aynısı. Çok garip ya. Tasavvurdaki o noktayı bulsak abi, baklavayı yemeden böyle o noktaya bir dokunsak, o lezzeti... Devamlı. Hem zirvesini hem de 70 bin kat ilerisini. Değil mi abi? Tabii ama ne olur biliyor musun? Çünkü cenneti de tazamun ediyor ya tasavvur. Eğer o noktayı dokunma imkanın olsa vücudun yanar. Neye benzer biliyor musun? Mevzağı atlatıyor mu abi o zaman? Bak niçin bak. Fiziğini şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar bütün lezzetlerini toplar mısın? Bir anda vücuda yüklense ne olur? Yakar. Elemi düşün gafur. Şimdiye kadar ne kadar moralin bozuk, canın sıkıldı, öyle nefret ettin, artık kendini kaybettin. Elemi düşün ya, sıkıntı. Topla. Hepsini bir anda olsa... Allah'ın şimdi düşün sabrını. Bütün insanların elemini, her mertebesini biliyor musun? Senin her mertebini Allah da anladır. Senin bütün o sıkıntıların var ya, Allah da bir andadır. Benimkiler de ondadır. Bütün insanların bütün elemlerini, hayvanların dahi, susuz kalmış bir hayvanın da elemin, üşümüş hayvanın dahi, yuvasız kalmış, yuvasını kaybetmiş yavrunun elemini dahi. Bir anda Allah hepsini biliyor mu? Nasıl bir sistem ki tövbe yanmıyor? Elemi elem olarak mı biliyor peki Cenab-ı Hak? Başka tabii. Esma diye. Ama tamam yani böyle... İttiham düzeltmeye çalışıyorsunuz da düzeltmeyin, evet, gerek yok. Gözüm yolu hissedin. Bir hissedin de onu kastediyorum. Tamam. Bir hissedin ya. Çok güzel. Anladım, ben sizi tavsiye etmenizi tamam, istemiyorum. Tamam. Yani böyle bir Allah yani böyle. Nasıl bir Allah olduğunu, nasıl bir Allah olduğunu şöyle diyeyim. Yasin elini uzatır mısın abi, uzat. Buz koydum bak, buz. Buzu, orada buzdolabında donmuş buzu koydum. Abi hisseder misin orada? Bak bakayım. Buz.
Titrersin ya. Var değil mi? Soğuk oldu mu? Var. Ben hissettim inan. Mübarek etmiyorum bak. Şu anda var. Şimdi... Buz bu iş için değil miydi abi? Niçin yaptım biliyor musun? Gerçekçiydi. Yani Allah'a da böyle hisseden edersin diye söyledi. Bu buzu nasıl hissettinse Allah da böyle hissediliyor. İşte buzda nasıl elem aldın? Koy 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 koy. Koy koy buzu koy koy koy. Koy. Üşür. Buna delil nedir? İki tane örnek vereyim. Amerikalılar Kore'ye askerlerini yapmış. Bildiğiniz bir şey ama burada kullanacağım. İkisinin gözü açık. Demiri koyuyorlar ateşe. İkisi de görüyor. Kıpkırmızı. Bir tanesinin gözünü bağlıyorlar. Ötekisinin gözünü bağlamıyorlar. Demir ateşi bir sürüyorlar. Bir bağırıyor, çıldırıyor. Elini sürdü ya. O artık darmadağın. Tamam. Şimdi gene ateşe koyuyorlar. Şimdi onun gözünü de bağlıyorlar. Şimdi sana diyorlar. Göz bağlı ya. Ondan sonra gidiyorlar ona, o da neyi bekliyor? Ateşe ya. Ateş kıpkırmızı oldu, gözünü bağlıyorlar. Gidiyorlar, soğuk demir sürüyorlar. Aynı bağırmayı yapıyor ve aynı şekilde yanıyor. Başka bir örnek, Almanlar yapmış 2. Dünya Savaşı'nda. Son lokomotif buzhaneymiş. Orada nasıl olmuşsa o kompartmana, o vagona girmiş, üzerine kapı kapanmış. En son olduğu için kimse tekmesini de duymamış. Buzhane ya, zannetmiş ki doğmuş adam. Oysa buz çalışmıyormuş. Soğutma sistemi çalışmıyormuş. Aynen oluyor. Peki nasıl oluyor ya? Biz Adem'e vücut rengini vermiyor muyuz? Olmayan sıkıntı, sıkıntı var gibi sıkıntı çekmiyor muyuz? Tasavvuru, yani daha elimizden gitmemiş. Gidecek. Gitsin ondan sonra üzül. Ondan sonra aynı şey. Niye 3-4 tane örnek verdim? Bakın, demiri sürdü mü adama soğuk suyu, soğuk demiri? Yanmış gibi oldu mu? Tamam. Kompartımanın üzerine kapandı. Soğuk deposu gibi dondu mu? Buzu hissettin mi kardeşim? Allah da böyle hissediliyor işte. Tefekkür ede hisse mal oluyor. Tefekkür, his neredeydi? Vicdandaki his. Böyle koy demir buzu koy 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 koy. Nasıl böyle bir tek kalsın böyle gözünü kapat tefekkür et. Buzu koy. Kafanı bir şey anlatmak için çok mühim ya bu. Allah hissetmenin şeylerin yolunu anlatıyorum. Bir yolunu. Şimdi buzu burada hisset. Tefekkür et buzu burada. Hisset. Ne kadar kaliteli hissedersin şey yaparsan. Buzu oraya görürsen. Hissetme senin değil. Buzu görmeye çalış orada. Buzu gör, buz gör. O yok zannediyorsun. Evet, maddete yok ama burada vardı ya, var etti. Üşürsün kardeş. Elimde olmayan buzu varmış gibi hissetmek de Allah da böyle hissediliyor. Aynı yol. Abi bu adam zıttını yapıyor bize. Hangi adam? Nasıl yapıyor? Bizi burada hissettiriyor. Nerede burada? Sen buradasın, dünyadasın diyor. Evet. Hissettiriyor yani. Tam hissettiriyor. Evet, yani. İşte doğru söyledi. Hissettiriyor. Aslında değiliz yani. Her yerde şu anda var olması gereken her yerdeyiz. Biz yokuz diyoruz ya biz. Neredesin ki? Nerem nerede mesela? Hangisi seninki, sen neredesin? Şu neye benziyor biliyor musun? Navigasyonla gittiğin zaman navigasyon sana sinyal veriyor. Sinyal verince senin haritan vardı. Haritaya vurduğu zaman senin orada olduğunu gösteriyor. Aslında sen yoksun orada. Sinyal geliyor, ışık orayı aydınlatıyor. Cenab-ı Allah bu bütün bu sistemleri hissedelim diye buraya bizi şey yaptın. Hepsini hisset. Yoksun ya, hepsini tık 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 esmaları. Ne kadar farklı yerde, farklı şekillerde kendini hissedersen o kadar var olursun. Bu dersler bunun içindir. Neyse bunu bir anlasaydık, bir söyle bir daha. Bu dima dersinin içindir. Kendimizi ne kadar farklı ve zengin, farklı yerlerde kendimizi hissedersek orada var oluyoruz. Şu anda mutlak ve muayyen olan ruhu burada hapsetmiş, kendimi burada, sen de orada hissediyor, şey yapıyor. Bunu yapan odur, o adam. Cüziyetten külliyeti kesbetmek. Kesbetmek olurdu eğer bunu sıyrılırsak. Bu
Allah'ı tanımamız için yapıyor Cenab-ı Hak. Biz kendimizle de alakalı evet. değil yani. Mesela alemizde Allah şey yapılmış. Ama böyle buz gibi böyle şey yaparsan bu sefer Allah çocuk anasını emer gibi Allah'ı emiyorsun esmasını, sıfatını. Böyle nasıl ki buzu olmadan hissediyorsun, o nasıl şart değil ki? İnsanın ondan elem alması için buzun elimde olması şart değil. Mesela tasavvur elem. Elem var mı yok tasavvur daha. Peki yanında sevgilin, lan daha gitmemiş gene yanıyor adam. Çocuğu o kadar aciz ki abi, Cenab-ı Allah gayetten besliyor sütle. Biz de manevi sütle işte şey. Peki elemi yaşarken abi tasavvur devrede değil mi? Tasavvur. Elemi yaşarken, gerçek elemi yaşarken. Tasavvur da var çünkü. Zıtsız yok. Hepsi var. Gerçek elemi dedin, gerçek elem de yok ki. Yani. O da yok aslında. Aslında o da yok. Mesela elem. Zan var zaten. Zan var. İğne vurunca o elem acıyor, hakikaten maddeten acı. Nerede? Dişçi bir sürü iş yapıyor. İğne vurunca niye hissetmiyorsun? Uyuşmuş. Uyuşma ne demek? Senin alakasını kesiyor ya. Öyle bir şey yoktu ki zaten. Sen kendi vücudunu koruyasın diye var sana abi. Bağ verin. Aslında elem yok ki. Sen aslında zan. Hadi yani elemin vücudu, zan tabii. Herkese göre değişiyor. Mesela elemin vücut ağırlığı var mı? Kaç kilodur? Tipi nasıldır? Kaç gramdır? Nisbi ve itibaridir bunlar ya. Bu nefse emmare tam hakim olsa galiba hiç böyle iğne vurmuş, şey yapmış, öyle şey. Adam hükmedemez yani. Hafız var ya hafız. Dişini çarptırmış, iğne vurdurtmamış. Nasıl oluyor? Allah Allah. Nasıl oluyor? Ne yaptın dedim, o anda cüz okuyordum dedi. Ya. Hazreti Ali abi işte oku çıkarttı. Hazreti Ali oku çıkarttı diyor. Cehennem bile yakmıyor işte böyle gittiğin zaman yani. Cehennem olmuyor işte o zaman. İşte nefsini kim bilse? Cehennem de olsa cennet olmuyor işte. Cennet de yoksa cehennem de yoksa cennettir diyor. Çünkü öyle bir şey var ki cehennemi söndürüyor gibi yani cehennem bu olsun. Hatta mesela şöyle, lambayı tutar mısınız ateşe? Aynısı üstad söylüyor, tasavvurunda pek fena. Ateşin yani, içine nur girerse ateş onu yakabilir mi? Yakalım. Nurlanıyorsun işte. Abi nur ve nar neye göre ki? Nispi değil mi bunlar? Evet nispi. Kime göre nur? Şimdi cehennemin şeyi neydi? Malik mi? Maliye göre cehennem midir ateş? Değil tabii. Yani. Cehennem nur ve göre nur? Malik yanıyor mu ki? Onu belki melaikesi. Her mertebesini, yani malik ne demek biliyor musun melaike demek? Malik'in vücud haricisi cehennem ya. Ya konuşmayalım da. Malik. Yani orada oturuyor, tüfeği tutmuş, nöbet tutuyor lan. Girin lan, çıkın lan. Nöbet. Öyle bir nöbet diyor. Melaikeli deyince öyle anlıyoruz. Malik'in vücud haricisidir ya cehennem. Ridvan'ın vücud haricisidir. Mesela Ramazan denir, bilmediğin vücud haricisidir, o Ramazan ayı. Arşın şeyi işte, kalbinin müecceyi... İman ettiği zaman zaten şey yapmıyor. Nasıl? Acayip diyor. Yani Malik böyle tüfek tutmuş, nöbet tutuyor. Müekkeli demek, onun vücud haricisidir. Bunu İsrafil söylüyor, ikinci şurada. Diyor ki, şu kainat diyor, İsrafil misal acıbeyi bir mahlukat idi, mahlukat iken kainat diyor. Kainatı diyor ki, kainat İsrafil misal bir mahlukayı acıbeyken. Yani kainat ne biliyor musun? Donmuş, şey melaike, Mikail aleyhisselam bunun vücud haricisidir ya. Büyük insanın... Mikail diyorum ya, İsrafil ya. Büyük insanın rıdvanı abi o. İsrafil. Malik. Malik. Mikail aleyhisselam'da kanunlar oluyoruz ha. Evet. Ya Malik, kanunların... Allah göstermesin de sanki... Kanunların temsilcisi, Mikail, vücud haricisi, İsrafil, ruhun... Malik'e iman edin. Şeylerin... Kanuniyetleri. Hayır. Yanıp yanmayacağını sen... Yok, Mikail değil. Bak, kainatın vücudu haricisi İsrafil, kanunlar Azrail, ilmi yazılır, ilmi mertebesi Cebrail, hadisatın kendisi Mikail. Neyse. Çünkü Cebel arş ya, arş azam ya. Onun mümesiyle Cebel'e Azrail'dir. Azrail ailesinden çok hoşuma gider o. Bilmeyecek yani, o yüzden demek istiyorum. Hak eden mi? Beni düşünenden fazla, en iyi beni düşünen Azrail aleyhisselam. Ya Rabbi ben bu şeyi diyor, şeyi, insanın, bir de şey, Azrail, Cebrail aleyhisselam cehennem ayetlerini getirirken ya bunu bana küsecekler dedi mi? Ya Rabbi bu cehennem ayetlerini götürüyorum, bana küsecekler ya, bu tehdidi götürmesem olmaz mı dedi mi?
Ama Azrail Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi şu kullarının canlarını alırken bana küsecekler ya. Şefkate bak. İnceliğe bak. Abi o da ben onlara öyle bir tahayyül ve tasavvur vereceğim ki. Ha! Mesela vereceğim ki. Mesela avucunda buzu koydun. Ne kadar buzu var ederse o kadar buz hissedersin. Tefekkürle buz hissetme. İşte Azrail'i de o kadar kendine yakın hisset ki aktif olsun Azrail. Azrail gelmiyor zaten bizde. Bu bedeni burada tutan, ruhu burada tutan Azrail'dir. Bu kafayı burada tutan Cebrail'dir. Bu vücut gibi gözüken İsrafil'dir. Şuurum Mikail'dir. Ben aslında donmuş dört meleğim kardeşim. Neyi nerede arıyorum? Hakikati kendinde ara. Hayalen kabre girdin diyor ya abi. Hayalen. Evet. Yok şey kabre ya, girdi. Uyandırmış onu yani derslerle. Kabre girmiş. Hayalen kabre girdim de. Uyandırdıktan sonra zaten ha, bir şey fark etmiyor. Kabir. Hayatın sureti İsrafil Aleyhisselam. Hayatı sıksan şuur ve akıl çıkar diyor. Mikail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam. Öyle diyor. 110. sayfa sözde. Kainatın aklı diyor. Cebrail, Kur'an mümessili Cebrail. Kainatın aklı. Kainatın vücudu da İsrafil olduğunu söylüyor ikinci şuada. Kainat diyor İsrafil misal bir acıbe-i mahlukat iken. Şuur Mikail Aleyhisselam. Ruh da Azrail Aleyhisselam. Hepsinin cebi değil miyim ben? Neyi nerede arıyorum? Ha, sureti öyle. Aa nefs-ül emirde onlar aynı duruyor. Sakın ha itikada dokunun. Onlar aynı var. Bendeki kanunlar hep bende kanuniyette. Sureti onlar. Kanuniyetleri bende. Hakikati esma, mahiyeti sıfat. Abi. O kadar kolay. Kainatın çekirdeği ben değil miyim? Hepsi bende. Bir dakika, kainata bir dakika. Diyorlar ya abi. Kainatın şeyi vücudu halisi İsrafil değil mi? Biz de kainatın vücudu halisi değil miyiz? Evet. Ben diyorlar yuvarlak acaba dünya diyorum bazen Elif mi? Şimdi diyecek ben daha sonra. Hayır nokta. Nokta mı? Ha kainat Elif olabilir dünya nokta. Evet. Ben kafam dünya noktadır. Kainat zaten Elif, Elif noktaların toplamı. Kainat ama. Şey Elif'e benziyor. Sekide Elif'e benziyor. Hakikaten ya. Elif olabilir. Doğru söyledi. Aa bu elma da bu elim şey. Elma. Dünya noktadır. Elma abi. Elma, bana diyorlar ki bu elma en için elma koydun şecere kat. Bundan sonra niçin konduğunu o zaman sorman lazım. Bilmiyorum. O zaman uyanan oydu. Bak kainat hakikaten Elif. Kainat Elif. Elma. Dünya yuvarlak nokta. Neyse. Devam eder bitmeyecek Hasan abi. Aa tamam. Tamam. Aslında bitmeyecek. Oo çok çok. İman küfür muvazeneleri 129. O tahattürü hükmü şer'i bir tasavvuru vahiy verir. Allah Allah. O tahattürü hükmü şer'i. Vahyin sureti tasavvurda. Vahyin tasavvur. Vahiy tasavvur ediyor, düşünüyor. Tamam her şeyin sureti olduğu gibi. Geçtik burayı. Münazarat 34. Biraz herhalde muhakemat bizi biraz şey yapacak ama çabuk geçelim merak etme. Münazarat 34. Görüyor musunuz sayfayı? Evet abi. Cerbeze ile vehmen tayyi mekan bak, ederek. Bak, bak, bak. Cerbeze ile vehmen tayyi mekan ederek birden bir şahısta tahayyül edip cerbeze ile tayyi zaman tevehümüyle birden dakikayı vahide. Şimdi ben hulasa şey yapayım. Tayyi mekan, tayyi mekan var ya, tayyi mekan ne demek? Mekandan sıyrılmak. Katlanması yani. Ya katlanması. Hani onu bizim bir tane şeyimiz vardı. Medcezir. Ha. Şimdi mesela bu mekan. Şurada adam, bu mekan, hop açtık. Kişiye göre uzunun kısası değişiyor. Aa bak şimdi, bitti. Miraç da bu. Burada adam buraya nasıl geçecek? Buradaki bir adam buraya nasıl geçecek? Yürüyecek, bu kurbiyet. Ama böyle katladın mı buradan buraya. İnce bir ince kağıt kaldı. Kağıt kadar bir mesafesi var.
buradan buraya geçmesi için. Ama açınca buraya gelmesi için bu kadar yol alacak. Tayin mekan. O zaman abi nasıl oluyor abi ya? Kabı kalbise ne kadar o zaman tasavvurun belli mi? Katlarsın, istersen katlarsın. Tasavvurun belli mi burası? Çünkü Allah Resulü ne yapmış? Yatağı sıcakmış. Sen o kadar bir şey asıldı. O kadar alemleri gitti, kabı kalbisenin görüştü, yatağı sıcakmış. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Tabii sıcak olacak abi dedi. Çünkü Arabistan dedi ya, yatak soğumaz ki dedi. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim abi? İtikadın mahiyeti lef-i mahfuzdur diye yazmışsınız ya abi. Mahiyeti lef-i mahfuzdur mu? Bir dakika onu değiştirdiniz mi abi? Öyle mi yazmıştık başta? Öyle yazmıştım. Böyle yazmıştık. Gafur iyisin değil mi abi? Aa, iyi. Tamam hadi bakalım. Şimdi orada tasavvur yok mu yani demek istiyorum? He? Orada tasavvur yok mu abi? Nerede? İtikadın içinde mi? Lef-i mahfuzun mahiyetinin olduğu yer, itikadın mahiyetinin olduğu yerde tasavvur yok mu abi? Nasıl olacak? Burada mı? Tasavvur olmaz olur mu? Üniversite diploması bu. Ortaokul diploması da var zaten. Yani olmaması mümkün mü? Lef-i mahfuz ne demek? Lef-i mahfuz bu demektir. Otomatik olarak buralarını dağılmış ya. Çok güzel. Ya bunlar zaten birbirine biz bakınca çok anlaşılmıyor. Tay mekan vehimde oluyor, tasavvurda var. Bir daha. Tay mekan. Tay mekan vehimle oluyor. Bu da tasavvurda. Tay zaman tevehümde var, tasavvurda oluyor. İkisi de tay mekan öyle diyor bak Cerbezi ile vehmen tayyi mekan ederek birden bir şahsa tahayyül edip ben burada 320 yanlış oldu. Şimdi fark ettim. Diyor ki tayyi mekan ederek birden bir şahsa tahayyül etmek. Tayyi mekan tasavvurda değil şeyde tahayyülde olacaktı. Yani mekan tahayyül. Evet. Tasavvur zamanında. Evet yani tasavvurda değil tahayyülde olacaktı. Vehimden dolayı siz tasavvur demişsiniz abi. Evet ondan demişim. Behmen dediği için onu tasavvur demişim. Tasavvur demişim. Yani ama tayyi zaman yani neticesi de aslında ben bunun vehim olacak ama tasavvuru vehim, kullanarak tahayyül etmiş orada. Öyle gibi olmuş. Tahayyül. Şöyle bir şey. Ha tamam. Şimdi her tasavvur tahayyül edilebiliyor. Şeklendirilebiliyor da mesela bir düşünce şekillenemez mi? Her şekil tasavvur edilemez mi? Evet. Vehmen tahayyül edilebiliyor. Tahayyül. Vehmi silmiyorsun. Tahayyül. Edilebilir. Edilebilir. Bak bir daha. Şöyle çevir. Nazarınıza. Her tasavvur şekile dönüştürüldüğü gibi her şekilde düşünceye dönüşüyor. O zaman vehmen tahayyül ediyorsun. Hayal de vehime giriyor mu abi? O zaman vehime girmez. Şöyle girmez. Vehim, hayal tahayyüldedir ama vehim onu aktif eder. Arkadaşlar, tay mekan tahayyülde, tay zaman tasavvurda. Tamam mı? Bu çok önemli. Bunu yazın. Tay mekan, aa bak altına yazmışız zaten. Evet, yazılmış. Görüyor musun? Tahayyülde görünüyor. Tahayyülde, tasavvurda, soyut ve somutlara şamil. Abi siz aslında burada doğru bence yazmışsınız yani. Ben bir onu anlamıyorum ya. Şimdi mesela tasavvur ediyor diyoruz zaten. Yani tahayyülde ama tasavvur ediyoruz. Da var yani tasavvur. O zaman doğru muydu ya? Bence böyle abi ya. Ben tasavvurda da var demişiz. Evet. Tay mekan tasavvurda da var demişiz. Evet. Doğru. Tay etmek, tasavvurla alakalı bir tamam. Şey. Tamam. Altına zaten yazmışız. Tay mekan tahayyülde, tay zaman tasavvurda. Altına da yazayım. Tayı, şunu da yazıyorum o kadar. Tayı zaman tasavvurda. Ha, ama yukarıda ne var? Doğru demişsin Gafur. Yani tay mekan vehimde tasavvurda tasavvurda da var. Ama tasavvur mertebesi. Ama olsun. Onu öyle yazdım daha iyi oldu. Net olsun. Şimdi mahkemat
169. Şimdi hulasa şuydu, acele ediyorum ama bak birbirine giriyor. Tay-i mekan, tahayyülde, tay-i zaman, zaten mekan tahayyüldü, zaman tasavvurdu. Hı hı. Tamam mı abi? Muhakemat 169. Beşerin cevherinde gayri mahsur istidadatında mündemiş olan gayri mahdut olan kabiliyattan eşet eden muhulattan asıl olan la yetenahi amalinden tevellüd eden gayri mutenahi efkar ve tasavvuratı maveryayı haşri cismanide olan saadet ebediye. Bitti. İçince açtıkça bitmiyor. Ya. Kaçıyoruz. Lağmanın kaba şeylerini açıyorsun. Hayır. Anladığınızı söyleyeyim. Şimdi onu yapacağım bak. Sıraladım bak. Yukarıdan aşağı iniyorum. Bak bu. Çünkü buraya otur. Şimdi ben size şey yapıyorum. Ama o zaman oturmuşsun. Böyle yazılmış o. Onun için çok önemli. Şu altındaki yeşil yazılan şey mi? Yukarıdan aşağı iniyorum bu yazıdan dolayı. Cevher, çık dışarıya. İstidat, çık dışarıya. Kabilet, çık dışarıya. Muyulan, çık dışarıya. Amal, çık dışarıya. Efkan, çık dışarıya. Tasavvurat. Dışa vuruşlar bunlar. Yani bu çok zor yani bunu şey yapmak. En kesif tasavvur oluyor. Hepsi orada toplanmış mı oluyor arkadaşlar? Evet, sureti. Cevher tasavvur. Birçok noktaların bir araya gelmesiyle çizgi oluşturduğu gibi bak. Nokta, 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 nokta. Ne yapıyor? Çizgiyi oluşturuyor. Aslında noktadır. Birçok tahayyül de tasavvuru oluşturuyor. Bu dışarıdan, hariçten içe doğru yöndür. Yani dışarıdan içeriye doğru, içeriden dışarıya yönü şudur. Kardeşim, dışarıdan İçeriye doğru yön tahayyülden yapılıyor. İçeriden dışarıya doğru yön de tasavvurla yapılıyor. Dışarıdan bak. Arabanın içinde şoför. Arabanın içinde bak. Şoförün içinde araba. Çok garip. Peki devam ediyor. Devam ediyor. Mucizeler indel hace o zamanın ihtiyacı cinsinden gelirdi. Şimdi en çok ihtiyaç da mesela çok ilginçtir. Burayı kaçırmamanızı bak bazı yerlerde mi kaçırmam. Mucize niye gelirdi o zaman? İhtiyaca değil mi? Şimdi peki ne ihtiyaç var şu anda? Bak şimdi. Gafur. Şimdi en çok ihtiyaç da huzur psikolojiktir. Bu asırda mesela Resulullah gelseydi su, parmaklarına su yağdır, çıkart denmezdi. Suya ihtiyaç yok ki her tarafı su var. Arabistan'da bu suya ihtiyaç vardı. Peki, açlık vardı. Yok da yok açlık. O zaman mucizelerin indel hacı en fazla ihtiyacı gideren ne? Açlıktı. İlk önce Allah Resulü ziyafet verirdi, davet ederdi, yedirirdi sonra o yemenin içerisinde vahiy, mucizeyi yapardı. Oradan mucize üzerine vahiy tebliğ ederdi. Bir daha yemeğe davet ederdi. İnsanların zayıf damarını tutardı. Sonra o yemeğin içerisinde mucizeyi gösterirdi. Bir avuç tavamla 70 kişi doyardı, 300 kişi doyardı. Onun üzerine vahiy bina ederdi. En çok muhtaç. Şu anda yemeğe ihtiyaç yok. Gel sana işte tavuk ikram edeceğim, balık ikram edeceğim. Lan ben onları zaten gitmeme gerek yok ki. Telefon ediyorum, motorla geliyor. Ha, peki şimdi olsaydı ne yapacaktı? Peygamberimiz ona geliyorum. Peki şimdi Resulullah gelse ne yapardının cevabı Peygamberimizin temsilcisi kimdir? Asrın imamları değil mi? Bu asırda bana göre, herkese göre farklıdır. Bu asırda her 100 senede bir müceddit Allah Resulü'nün vekilidir. O vekili ne yaparsa, yapıyorsa, yapacaksa Resulullah aynısını yapardı. Çünkü kendi başına iş yapmıyor. Asıl imamları ne yapıyorsa Allah Resulü şimdi olsaydı onu yapardı demektir. İşte bu asırda en çok ihtiyaç huzurdur, psikolojiktir. Bu asırda da Risale-i Nur'la ve onun derslerinden olan serbest bölgeyi keşifle de o büyük ihsanı devam ediyor. Yani psikolojilerin düzelmesine
psikoloji var ya bu asırda, çocuktan büyüğüne kadar hırçın, haşin, saldırgan, agresif bir hal var. Tamam. Bunların sebebi temelde de tabii ki iman zafiyeti. Günahlar işlendikçe iman enerjiydi, güçtü, kuvvetti. O seni mutlu ve huzurlu yapıyordu. Onlar azaldıkça, mesela diyelim ki şekeri düşen bir insan, şekerle hiç alakası olmayan bir davranış gözüküyor. Saldırıyor, hırçın, bağırıp çağırıyor, asabi oluyor. Ama ne alakası? Öyle. İşte bu asırda da psikolojik ve sıkıntı, huzur yok. Zaaf imandan. Peki gelseydi ne olacaktı? Psikoloji dersleri, yani imanı yapılandırıcı, imanı güçlendirici, iman demek her şeyin enerjisidir. Nasıl ilinci? Ya kardeşim, A markasının arabasının arabanın da gıdası mazottur. B, C, D, E arabanın da gıdası da mazottur. Öyle mi abi? Japon arabasının da, İran arabasının da, Alman arabasının da, Amerikan arabasının da gıdası nedir? Mazottur. İman böyle. İman çeşitli araba markalarının veya cihazlarının benzini gibidir. Risale-i Nur'da ve onun derslerinden olan serbest bölgeyi keşifledi. O büyük İsa'nı devam ediyor. Nasıl ki mucizeler ihtiyaç nispetindedir. Cinsindendir. Ha, cinsindendir. Şimdi de psikolojik cinsinden oluyor ki risaleler diman keşfidir. Bu zamanda ilacı imanınızı inkişaf ettiniz diyor. Bunu herkes Allah'ı bilir diyenler anlamıyor. Neden üstad bu kadar şiddetli tahşidat yaptı iman konusunda? Çünkü imana ihtiyacımız yok diyor. Adam psikolojik hap içiyor. Hani yoktu? Ya psikoloji ilaçlar kullanan iman zafiyeti mi var diye soru çıkarıyor. Maalesef iman nurdur hem kuvvettir. İman hem nurdur hem kuvvettir. İman peki kuvvet nasıl olacak? Yani olayları yorumlamak ve olayların arkasına seni geçirmek ve olayların onu yönetecek, yönlendirecek güç sahibi yapar seni iman. Olayın altında çözüm arattırmaz iman, olayın arkasına geçiriyor. Yani zannediyor ki bizim imanımız yok. İman demedim, imanın sureti var. İmanın sureti var. İmanın kanuniyeti var. İmanın nakeder. Aynı bunun gibi. Geçen yapmıştık imanın suretini. Dün geçen haftaydı. İmanın sureti kim? Ondan sonra peki sende iman var. Peki nedir ya 15 seneden beri psikoloji ilaç içiyorsun? İlaç içen imanı mı eksik? Hayır. İmanın var ama imanın sureti taklidi var. Sureti var sende. İmanın icmali var, tavsibi var, taklidi var, tahkiki var. Sucunun, gusun, hattın, battın, muttalağın. Sen imanın sureti var. İmanın hakika, kanuniyeti olsaydı seni uçurmuştu zaten. İman nurdur hem güçtür. Sen daha basit bir şeyle gidiyorsun sola, dinsize taraftan oluyorsun. İmanın bu senin. O senin imanı seni nereye kadar götürecek? Yani daha iman televizyonlardan uzaklaştıramamış, YouTube'lardan, aran bir şeyden uzaklaştıramamış. Bir de imana derslerine ne ihtiyaç var diyor. Tamam benzini doldurdun arabaya. Niye bir tekrar bir daha istasyona gidiyorsun? Bitiyor da kullanıyoruz. İman da kullanılan bir enerjidir ya. Evet. Sabit bir şey olsaydı hiç kimse mürtet olmazdı. İman elde etti bitti işte. 5 volt elektrik de elektrik ama kemandan gelen de... Ya. Abi bir şey söyleyeyim. Şimdi bu asırda Risale-i Nur'un bu dersleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucizeleri gibidir. Subhanallah. Subhanallah. Ağzımı açtım şimdi. Harun'dan duymuştum ben de söyleyecektim abi. Subhanallah. Hadi söyle. Hadi sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Söyledin daha ne söyleyeyim şimdi. Hepsini söyledi işte. Tabii bütün peygamber. Bu asırda Risale-i Nur'un bu tür dersleri Allah Resulü gelseydi bu ne yapardı onu yapıyor. Çünkü abi huzur lezzet verir. Evet. Biz bu derslerden nasıl lezzetlenip çıkıyoruz burada? Evet. Mucizeye şahitlik oluyor. Yani adam mazot bir kere aldım. Ya bitiyor işte. İman değişken olmasaydı Ebu Bekir'in imanıyla ümmetim imanını bil diyor. Aynı bir adam.
Zaten böyle kasten evirip çevirenler var. Ya diyor, sanki imansız mıyız diyor, milleti diyor, devamlı ünlü. İmanın esası var ya esası. Arkaik iman eden, ahmetü bile ve melekti. Kim bunu diyor? Ya imanın içeriği ya. Sen çok iyi biliyorsun ama sen herhalde sen iyi niyetli değilsin yani. İmanın içerisindeki nurlar ziya mıdır, nur mudur? Mahiyet midir, hakikat mıdır, kanun mudur, sureti midir? İmanın daha suretindesin ya. Niye? En ufak şeyde etkileniyorsun ya. Bu iman nerede? Küre-i arz bomba olup patlasa etkilenmeyen iman nerede? En ufak bir şeyde, bela ve musibet, kanserde olayın altında kalıyorsun. Bir de düşün ki bütün insanların derdini dert edinmiş arzın imamını düşün. Bir alem İslam'ın derdini dert edinen Bediüzzaman Hazretleri alem İslam'ın derdinden dolayı bir gecede 9 tane dişi düşmüş. Ben ise bir bir şey olsa bir Müslümana bir devlet batsa yemek iştahım gitmiyor ya. Osmanlı padişahı var 2. Abdülhamit mi ne? 2. 4. 1. Abdülhamit. Şeyde Ruslar Balkanlarda bir Müslüman bir şehri İşgal ediyorlar. Kalenin içindeki 30 bin kişi. 30 bin kişiyi katlediyorlar. 30 bin. Oysa anlaştılar. Ruslar böyle kardeştir. Anlaştılar. Tamam şehri teslim edeceğiz ama insanlara dokunmayacaksın. Ama 30 bin insanı katlettiler. Böyle bir kardeştir. Bu haberi 1. Abdülhamit'e geldiği zaman değil yemek iştahsı. O anda ölüyor. Bir de hain deniliyor. Hainler tabii ki dürüste hain diyecekler. O Abdülhamid'e hain diyenler, yok işte gemiyi işte buldu. Ona o gemiyi veren kim ya? Osmanlı'nın en iyi gözde gemisini adama veriliyor. Efendim, verene hain diyor. Sana gemiyi vermiş, para vermiş. Veren, o gemiyi sana veren kim? Altını veren kim? Senin resmi belge veren sana kim? Yani haindir. Bakın şu adamların etbaana, bağlılığına bakın. 20-30 bin insan ölünce değil yemek iştahısı. Adam o anda ölüyor. Motor yanıyor. Ya bunun da imanı var. Senin de imanı var. Şimdi Resulullah olsaydı ne yapardı? Asıl imamlarının yaptığını yapardı. Yani burada tevazu göstermeyeceğim. Risale-i Nur ne yapıyorduysa, yapıyorsa onu yapardı. Zaten Hasan abi şimdi Yasin verdi. Zaten onu söylüyor bakın. Bu Risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Ya. Ediyor. Artı Risale-i Ahmediye'nin Aleyhisselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. Ya. Gidelim abi. Sözler 172. Bütün akılları hayrete bırakan şu intizam-ı alem. Akıllar hayrette kalıyormuş. Onun için koydum. Sözler 88. Tevhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Ne çıkartmış ya? Merak ettim bunu. Her bir sistem bütünlük içinde başka, kendi başında ayrı bir şeymiş. Bak şimdi. Akıl ayrı bir şeydir. İçerisindeki sıfatlarıyla daha başka bir şeydir. Mesela gafur şöyle diyeyim. Kendi başına kaldığın zaman bir başkasın. Ailende bir başkasın. Burada bir başkasın. Sıfatlar aktif edince. Tevehüm ne demek? Noktalı virgül. Kendi başına hayatlıdır. Şuurlu ve mazi ve müstakbeli bütünsel görüp halde karar verip tercih eder tevehüm. Doğru da yanlış da aldatmakla yapıyorlar. Demek ki tevehüm arkadaşlar vasatı belki de. Bu vasat gibi yani. Yani vasatı mı? Yani tevehümün de hani tevehüm. İfrat tefrit vasat her şey vardı mı? Tabii bu vasat ya bu vasat. Yani. Kendi başına hayatlı bak hayatlıdır. Yani arkadaşlar şu su içtim. Tamam. Su içtim. Bu dışarıda sudur. İçeride su mudur? Bitti artık. Saç da su saçtır. Tırnak da tırnaktır. Diş de diştir.
enerjidir. Gözün feridir. Hayal. İşte bu size de girdi. Nereye gidiyor? Akıl midesine girer diyor üstad. Akıl midesine girerken hayal yoluyla, tasavvur yoluyla girer. İki göz var kafanın. Tahayyül, tasavvur. Mekan, zaman. Şerit gibidir, tamam mı? İçeri alıyor. İçeri aldıktan sonra artık dışarıdaki gibi değildir. Ben bunu kastetmediğim halde sen de öyle dönüşüyor. O şey yapan bilgiler veya mekanlar bak. Bir yere bakıyorsunuz, mekan tasavvura dönüşüyor. Hayal. Mekanı içeri alan kim? Tahayyül. Ne yapıyor onu? Tasavvura atıyor. Bilgiye dönüştürüyor. Aa bu ben mekana etkilendim. Yani şekli düşünceye dönüştürüyor. Kim? Tasavvur. Peki ben size bir şey anlatıyorum. Hayal ediyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz. Düşünceyi hayale dönüştürüyor. Bu da bunun tersi. Demek ki tevehüm, vehim şeyi var ya. Ne yapar bu? Canlıdır, şuurludur, mazi ve müstakbeli. Mazi ve müstakbeli görüp anda karar veriyor. Abi düşünceyi şey işte tahayyülü tasavvura, tasavvuru tahayyüle çeviriyor ya. Çeviriyor. Çeviriyor tamam ama şeydeyken bu ilmi vücuda çeviriyor mesela. Kudret tahrik etmiyor ya. Tabii daha kudret tahrik etmemiş. Nerede edecek? İlim değil daha. Bu nisbi ve itibariler bunlar. Vahidi kıyasiler daha ilime dönüşmesi için tahakkülü atması lazım. Akla atacak. Ama bilme bak. Hayali düşünceye, düşünceyi hayale dönüştürüyor. Tamam. Gidiyor. Bir alt mertebesi olan şurayı hayali tasavvura, tasavvuru tahayyüle, hayale çeviriyor. Sonra akıl midesine atıyor. Mide diyoruz da buna. Bu da vahiy. Vahiy ile boyalmış kabul ediyoruz. Bizim kafamız diyelim. Burada 30 küsür tane imbitlerden geçince ilim oluyor. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Subuti sıfıttan geldiği için. Ama burada ne anlayacağız burada? Hani hayali düşünceye, düşünceyi hayale dönüştüren bir sistem. Aynı zamanda. Sonra kendi başına hayatı şuurlu ve mazi ve müstakbeli bütünsel görüyor. Halde karar veriyor, tercih edebiliyor. Doğru da ya yanlış da aldatmak da yapıyorlar. Yani aldatır, aldatılır. Böyle bir sistemle çalışıyor. Böylelikle Hasan abi. Bu şimdi kafirde buyruk olmaması lazım. Tevehüm serbest bölgede ise eğer yani kafir buna sahip mi oluyor? Yani mazi ve istikbali var. Anda. Çünkü nasıl var? Mazisi müstakbeli itikadında yoktur. Tasavvurunda vardır. Kafiri kafirdir diye geçmiş yok mu bu adamın? Ölmüş ama geleceği şöyle var. Ahirete uzanan bir geleceği yok. Şöyle düşünür geleceği. Yarın. Yarın fabrikayı kuracağım. Yarın geleceğim. Randevuleşelim. Yani belirli bir şey var. O istikbal derken bizim ruhumuzun istediği bir beka var ya, o. Ama onun istikbali budur. Evet. Bu mesela alem-i şehadette. Alem-i şehadeti burası. Surette kalmış. Abi çok küçük bir şey. Emrolunduğun şeyi açıkla. Hiç suresi ayetini okurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona dediler sen Müslüman mı oldun? Dedi yok ben bu ayetin belagatına secde ettim. Ne yani, demek istediğin şimdi sen bunu? Yani Gafur abi soru sordu ya. Yani ne yaptı? Bu da kafir. İman etmiyor ama belagatındaki o manaya, ilme secde ediyor. Demek ki içeride arkadaşlar isterseniz serbest belge olsun. Taahhüt, tasavvur, taakul, tasdiki, zannet, izam, itikat. Hepsi hayattadır ama ne olur hayatı tek şey düşünmeyin. Hayatın meratipleri var. Şehidin hayatı var. Cebrail de hayattadır. Evet. Biliyor musunuz? Hayatın mümesili kimdir? İsrafil diyorduk ama. İsrafil diyorduk öyle diyorduk ne demek? Öyle zaten. Dinde kaydedir. Ama biliyor musunuz? Hayatın temsilcisi ama kendisinin hayatı o bizim bildiğimiz hayat cinsinden değil.
Allah Allah. Bütünlüğü ha. gibi sanki. Kesmeşiyor yani. Hani ha. Malik'in kendisi vücudu kendisi haricisi cehennemde evet. dedik ya. Evet. Biz sanki öyle çok sabır ediyorduk. Evet. Kendisi İsrafil aleyhisselam subutu sıfatta hayval ya hay. Evet abi. Ondan ama temsil etmiş olduğu muhiyi esmaları. Yani melekler aynı zamanda sıfat esmeye dönüştürüyorlar. Yani ha. Keban barajı, keban barajını evimize dönüştüren direkt ki keban barajı 500 bin volt gelse ne olur? Tuman olur. Keban yani melai İsrafil evet. hay sıfatına hay sıfattır, muhi esmadır. Sıfatı esmaya mı dönüştürüyor? Abi? Evet. Hmm. Melek, İsrafil. Büyük melekler. Evet. Aslında yani sıfatı yani bak mesela melaike üzerinden mi? Bütün melekler aslında dört nevde toplayabiliyoruz. Evet, dört nev. Dört nevdir aslında yani. Evet. Büyük meleklerin nevleridir. Yani bunlar bazı her biri mi aynı şeyi yapıyor? Özür dilerim. Çok evet. özür dilerim. Ruhlar mesela. Dört büyük melek evet. tamamı mı yapıyor abi bunu? Yok, yok melek farklı. Dediği şey zaten dört nevdir. Ya Azrail cinsindedir, hı. ya İsrafil cinsindedir. Evet. Yani dört nevdir. Sıfatı dönüştürmeyi sadece İsrafil mi yapıyor? Yok, hepsi. Hepsi mi yapıyor? Evet. Mesela diyelim kendi ki ilim. Göre şey. İlmi İsrafil şey Cebrail yapıyor. Yani ilmi sıfat yani ilmi sıfat. İlmi sıfatı alim esmasına dönüştürüyor. Esmanın da altına o da var. Ben dedi tabii ki var. Daire ilim var, cilve cemalına kısa. Hemen artık ben usul bakımından söylüyorum. Usul. Sistem bu şekilde. Esmanın altında sistem böyle çalışıyor. Sistem konuşuyor. Evet. Mesela ruhlar aleminin temsilcisi mesela ruh kanun emridir. Sıfatı esmanın ruh kanun emridir. Evet. Onun temsilcisi Azrail kanun emri kainat ya o duman olur ya. Ruhları tutuyor dizginini o tutuyor. Hasan abi. Bakın şöyle bir itiraz geldi. Sıfatı esmaya dönüştürüyor demek doğru mudur diye bir itiraz geldi. O mertebede melek yok ki. Ama ben onu şöyle anladım. Melek yok da tabii. Ama melek bu aşağı tabii. Kendisi ne biliyor musun? Tabii ki melek şey. Yani burada aşağı, burada. Allah'ın sıfatını esmaya dönüştüren sistem melaike dersek. Abi burada. Burada. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet. Kainat. Ha kainatta. Evet. Tabii. Tamam. Yani ben ama şöyle bir soru da çıkıyor aslında. Nasıl? Yani mesela meleklere imanın bir sebebini bunu anlatıyor zaten. Şey o şu anlarda meleklere iman niye imandandır? Kainatta diyorum o zaman. Kainatta canım kainatta. Yani Allah'ın sıfatını esmasına dönüştüren yapıda İsrafil olabilir gibi düşündüm olmaz dedim. Yani o şey bakımından değil o. Vacip tarafında. Yani. Vacip değil ya. Vacipte ne işi var onun? Ha anlıyorum. Kainatta ya. Kainatta işlevleri var ya. Tamam. Kainattaki o esma, sıfat, cilve, cemal, nakış döngüsünde. Döngüsünü o yapıyor. Cilve, cemal, nakış sanatı. Esmanın mesela diyelim şöyle diyeyim. Kudret neydi abi? Kudret sıfattı. Bak 26. lemadan söylüyorum. Kudret sıfatı da ilim, irade, sen basar, hı hı. kudret vardı ya. Evet, tamam. Subut-i sıfattan. Bak kuvvet neydi? Ya Kavya Allah esmaydı. Bak kudretin bir cilvesi olan kuvvetini kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiyesine vücud ilimden vücud haliciyi çıkarır diyor. Kim bunu yapıyor? Şöyle. Kainat ayna mıdır arkadaşlar? Evet. Öyle demiyor mu? Kainat ayna. Kainatta ne gözüküyor? Esma gözüküyor. Hı-hı. Kainat aynasını esma gözüküyor. O ayna nedir o zaman? Sıfattır. Ha, o sıfatı bu alim kainatta vücudu haricisini tutan mekel melaike, melaikedir işte. Şöyle desek. Onun yani ayna, görünmüyor, ayna kendisi melaikedir yani. Evet. Ha. Şey mi mesela biz yaptık diyor ya Cenab-ı Allah ayetlerde. Mesela Allah hayat sıfatı var. Hayat sıfatını burada biz nasıl tanıyoruz? Esma'dan geride çiçekle, böcekle. Bu işte muhidir aslında. Yani. Hayat zannediyoruz da hayat değil işte. Eğer 500 milyon ceylanın eve versen duman olur ya. O değildir diyoruz ya abi. Evet. Odur diyen de ondan. Ama o değil de değildir. İşte ondandır. Yani ondandır. Odur denmez. Evet. Ondan. Melek değil yani. Mesela eşyanın, arkadaşlar eşyanın melekel melekesi melekesi demiyor musun? Bunu diyor. Eşyanın meyken melekesi demek tüfek tutmuş, nöbet tutan asker gibi mi zannediyorsun? Çık işte abi. Bak şimdi, Avrupa'nın meykeni ben tüfek tutmuşum, bekliyorum. Meyken meleke böyle mi zannediyorsun? Meyken meleke demek,
varlığın vücuda öncesi. Bu işte. Bu işte. 17. sözde demiyor mu bu bitkiye şeyin diyor, melekelerin vücut haricileridirler. Melekel melekesi bu işte. Melek doğmuş vali gelmiş. Hayat doğmuş. Sana evet. Her bir yağmur tanesi bir meleke ile birlikte iner kaynat sonuna kadar, evet. Kıyamete kadar ona bir tekrar sıra gelmez. Fransız bilim adamı da demiş ki her bir kar tanesini inceledim, hiçbiri birbirine benzemiyor. Birleştirirsek kıyamete kadar bir daha o kar tanesi olmayacak. O zaman onun donmuş sureti... Evet, zaten 17. sözde söylüyor zaten. Bu vücud harici. Peki bunun melekel melekesi demek, mesela buzun melekel melekesi sudur. Neyse, bu varlığın mürekkel melekesi melektir. Bak, buzun mürekkel melekesi sudur demek neyse, bu eşyanın mürekkel melekesi melektir. Aynı şey. Buza da su denmez. Işte. Buza da su denmez. Sudan da kopuk denmez. Yasin abi seslendiriyor. Hayatın imanda oluyor ya. Hayatın hayatına biz iman ettiğimizde bunlar hayat mı vermiş? Harika, doğru. Hayatın hayat imandır diyor, diyor ya. O zaman diyor iman olursa bu cami mevcudata hayat vermiş oluyorsun. Ne hangi hayat? Alem-i şehadete münasır bir hayattan çıkarıp ezel ve ebede dönüştürüyorsun iman ile. İman edenlerin üstüne hani kıyamet kopmayacak diyor. Kopmuyor. Ya, demek ki iman o, bitti onların da hayatı. Evet, yani bakın. Aynen öyle. Yani nasıl bir hayat veriyor mevcudata iman? Alemi şehadete münasır olan hayatın suretini hakikatına dönüştürüyor. Onun için o zaman onun kıyameti zaten kopmuş. Niye? Suret hakikata dönünce kıyamet koptu zaten. Adam yaşarken kıyametini koparmış. Her esma yok değil mi abi kainatta? Her esma yok kainatta. Yoktur. Mesela ebed var mı? Beka mesela. Beka var mı? Baki yok. Ama bende var. Peki imanın imanı hayat olursa onun mevkili gitse bile zaten aslı sen. Yani bu donmuş melektir kastettik ya. Şeyde de diyor muhakematta daha yeni okudum da hoşuma gitmişti. Evet şemse müvekkel melek. İsmi Şems, misali de Şems'tir. Misali. O nedir? Gider gelir. Say sen bak hadi buraya katayım, buraya ekleyeyim. Odur gider gelir. Tamam. Şey diyor ya, sev... Şems gidip geliyor. Ameleyi arş, Şems. Melakes. Bu hakimat kaç abi? 60. Şems. Güneşin müvekkil melakesinin ismi. Şems. 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 Bak bak şey bak, bir de oku bak bak. Diyor ki hadis olarak işitiliyor. Her akşam da güneş arşa gider, secde eder, izin alıyor, sonra geliyor. Evet Şems'e... Müvekkil olan melek ismi Şems, misali de Şems. Bak ismi Cebrail Mikail İsrafil'de Ramazan ayının müvekkili Ramazan'dır diyoruz. Ama bizdeki bakan aydır. Bak ismi Şems. Cebrail veya Şems. Sureti kimmiş? Sureti. Sureti güneş. Güneş sureti. Misali de Şems'tir. Misali. Gider gelirdir de kendisiymiş yani. Gider. Kendisi. Odur gider gelir. Hem de diyor batıyor çıkıyor. Kemal İlahiyun nezdinde her bir nev için hay ve natık ve efrada imdat verici ve müstemitti bir mahiyet mücerrede vardır. Lisan-ı şeriatte melekül cibal, melekül bihar, melekül emtar gibi isimlerle tabir edilir. Geçtim. Fakat bir hakikleri yoktur. Müessir hakiki yalnız zat akdestir. O kadar. Anladık mı? Çok güzel. Yani misali de Şems. İsmi de Şems. Bak. Çok şer. İsmi Şems. Misali Güneş. Kendisi. Sana konuşalım mı? Hayatında güneşi bizim iman etmemiz mi oluyor? Nasıl? Hayat? Bizim iman etmemiz. Hayatın güneşi mi oluyor? Hayatın güneşi mi oluyor? Evet, hayatın güneşi imandır. İman hayatın hayatıdır. Evet. Hem nuru hem esasıdır diyor. Bak, iman hayatın hayatıdır. Kainatın abi, güneşi. Abi evde 100 yıl biri yaşasa duruyor. Durur. Oradan biri ölsün gitsin, annemden dilden biliyorum. Ev 2 yılda çöktü. Yani varlığı da, evet. İnsanın varlığı da kainat evet. Ayakta tutuyor. Evet. Evet. Mesela diyelim ki evinizin bir efradı gitse veya alakadar olduğunuz bir zat sizin evinize gelse, alakadar olur, onun bulunduğu mekan, oturduğu, yattığı, ettiği, yediği, içtiği şey sana yaptığı tesiri göre değişme şey unutulmaz. Niçin unutur? Var orada da ondan. Niye unutmuyorsun? Varlığı sana pompalıyor devamlı. Hayat verdi. Ona delilim nedir? Hürka-i Şerif'tir. Peygamberin hürkası. Bunu götürün diyor. Ümmetime dua ediyor. Allah Resulü hırkayı gönderdi. Vesel Karani. Niçin? Üşümesin diye mi?
Veysel Karahan'ın develerin çobanı daha çok iplik var onda. Kazak onun ihtiyacı yok ki. E peki bunu götürür, ne yapacak bunu? Üşüdüğü zaman giysin. Bunu giydiği zaman dua etsin ümmetini. Giymeden etsin. Çünkü benim lisanımla edecek demektir. Hmm. Yani şey giyince o sirayet ya. Altına girecek yani. O hakikatin altına girecek. Münacat oluyor işte abi. Ya. Oradaki. Acayip sirler dönüyor. Aba meselesi gibi yani. Ne? Aba meselesi. Aba. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimlerin üzerine örtmüştü? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in üzerine. Bir de şey söyleniyor ama Salman. Bu esas bu. Örtüyorsun, ört mü? Aba, işte bu. Bu çiçeği çiçek olarak görmek o zaman evham oluyor abi. Evet. Öyle olmuyor. Evet. Bizim evhamdır aslında. Hakim. Bilal peki, peki Gafur 27'nin sözü ne diyor? O suretti. Aynı hakikati, şey, sureti, şey, hakikati. Aynı zahiri. Aynı zahiri hakikati görmek. Aynı zahirde hakikati görmek. Aynı zahir değil mi? Evet. Hakikat ne demektir? Biraz açılsa sen bakacaksın ki bunun melaikesi 40 bin var. Aynı buna benziyor. Evet, evet. Bak böyle orada sen işte. Sarışın değil de yeşil birisi sana Gafur diyor, konuşuyor. Evet. Eşeğiyle konuşuyorsun. Evet. Bana, sana bir misal vereyim. Bu otların tesiri nasıl öğrenilmiş? Şu ot şuna, şu ot şuna. Muhyiddin Arabi'nin yanında talebeler varmış. Giderken otlar diyormuş ki, ey Muhyiddin ben bu işe yararım. Ey Muhyiddin ben de bu işe yararım. Kendileri söylüyormuş. Ben diyor kainatın konuşmalarını diyor, yazmaya kalsam kış yapamıyorum diyor. Yani zaten vefatı yaşına göre ve o Endülüs'ü şurada buradaki o kitaplar ortadan kaldırılmış. Bu kitapların yazılması için Muhyiddin'in tam 6 katı ömür gerekiyor. 44 yaşında İmam Gazali ölmüş. Zaten telif ettiği kitapları ne zaman ilim yapmış, ne zaman düşünmüş, ne zaman yanmış olmaz. Karısı anlatıyor Muhyiddin Arabi. Baktım ya anahtar deliğinden baktım ki diyor 40 tane Muhyiddin var diyor. Hepsi farklı şey yazıyordu. Yani umurun batınlarına geçince sıra yoktur, önce yoktur, sonra yoktur. Umurun batında önce sonra ölmüş, girilmiş, gitti geldi, soğuk, sıcak, kadın, erkek öyle bir şey yok. Burada şeytan, melek, arkada mudil ve nur esması. Ölen ölmüştür, ölmeyen ölmemiştir, ölmeyen ölecektir, ölen ölmeyecektir, zaten ölmüş. Üstad Barla'da çınar ağacını yerip sarılıyor ya, ya. Melekeyle kucaklaşıyor. Öyle işte melek. Allah, değil mi ya? Tabii başka kim olacak? Nasıl kütükle mi bir şey sarıldı? Şimdi melekeyle. Çünkü o, onun eli ağacı tutarken kafası o. Aslında bir sana açılsa bak, umurun batından açılsa, çiçek sana dese ki, kabak dese ki, Gafur ne haber, nasılsın, iyi misin? Bütün mevcudat, bütün mevcudat sana şey yapsa. Beni yiyin diyor artık. Yok yani, benim yiyin, yani insan ol, insan ol. İnsan olayım, ben artık ne kadar daha bekleyeceğim insan olmaya. Şu biberleri görüyor musun? Biberler bak şurada. Anladın mı? Peygamberimize mevcudat. Onu seyrediyorum yani. Peygamberimize mevcudat secde ediyormuş ya abi. Onu herkes görmüyor. Görmez. Yoksa ağaçlar yattığını görse herkes ödü patlar ya. Gerçi sadece yemek olarak bakınca olmuyor. Biraz hayvani taraf oluyor da. Sadece bakınca değil, tefekkür edince esas sen de şey yapıyorsun. Esas tabii canım. Bekaya gitti yani. Yemek. Yoksa bunu, buna da öyle ya. Ben mesela yemek Allah Resulü yemeği. Burada da öyle. Bir peri kopar katıyor. Üstad üzüme bakıyor çürüyünce artık yiyebilirsiniz diyor ya. Düşünmeye başlıyor. Esas bekaya kalp olması tefekkürle yani. Esas bekaya öyle gidiyor yani. Baki vücut. Biz yuttuğumuzda değil yani. Yani yutunca da oluyor da. Biraz daha hayvani gibi oldu yani. Üstad hani. Demek ki burası. Burası değil. Hasan abi şu ilk Harun dikkatimi çektirmişti buraya da. Eğer o mukaddemeyi bir derece fehmettin ise melaikelerle görüşmek istersen hazır ol. Açık söyle. Açık söyle. Açık söyle. Peki melaikelerle görüşmek istersen. Mesela bazıları diyor ki cinlerden bahsediyor. Ulan kardeşim. Ne diyor cinlerle görüşmek ister. Bak şimdi onu diyor. Üstünde diyor. Üstünde mi diyor? Evet. Alt tarafta diyor. Evet. Evet. Şimdi bak. Lan cinlerden bahsediyor. Cinlerle Allah'tan korklar. Allah'ın bak şimdi. Allah'ın bahsettiğinden bahsetmek. Risale-i Nur'da mevzu olanı mevzu etmek. Ne zaman suç olmaya başladı?
Görüşmek istersen yoku var edip duruyorlar zaten sabahtan. Yani bir de konuşmak değil diyor. Görüşmek istiyorsan kuluhüye ileyye nöstemen nefer müneccine fekallüne rabbi inna semin acaba değil ahir ayet var. Başka bir için böyle. Sabahtan akşama. Yani çok tuhaf ya. Kur'an'da sure olmuş. Kur'an'ın mevzusu. Risale'ni de görmüş diyor. Biz de nasıl onun şerrinden kurtulursun diye şeyini söylüyor. Şöyle yapma bari. Böyle ruhaya cinden bahsediyorsun. Lan cinden bahsetmek suç ise Allah tövbe suçtun mu? Abi öleceğim ya. Bu eğer cinlerle görüşmek istersen bu okul sana mı? İşte okudum işte o ayeti. Kulübüye yine yanlış mı? Uçmuşum ya. Onu görmüşüm abi. İşte o abi. Kuluhiye ile yanaştaman nefanu minna cinne fekalu inna semina acaba yehdi ila nüştifa nebih ve la nüşik rabbina hada ila ahira. Cin suresi. Ama ne acayip süre ya. O baka böyle şey geldi ya. Hasan abi bu Miraç'ta okuyordum da şu cümle çok hoş. Evet. Melaike'ye de benziyor mevzu. Diyor ki Miraç'ta o acip sanatının makinelerini ve tezgahlarını. Vay be. Şey gidiyor ya. Enerji bitti. Görüşmek istiyorsan. Görüştü. O acip sanatının makine... Allah Allah. Yine. Okutturmayacak ya. Okutturma. Cep telefonu gitsin devreye. Ne abi? Ben şey yapayım. Sen şey söyle. Miraç. Onu bilseydik. Onu bilseydik iyi olacak diyor. Şarjı bitti. Ya hayatım. O kadar konuşuyoruz sonu böyle olur işte. Tamam onlar da görüşmek istedi de onun için. O, yani öyle diyor ki onlar Miraç'ta diyor o acip o sarayının fabrikalarını ve makinelerini ve mahzenlerinin depolarını göstermiştir diyor. Miraç'ta. Allah yani düşün bir sarayın makine ve şeylerini görmek diyorsun ve mahzenin depolarını. Kaynağını diyor değil mi yani abi? Hem kaynağı hem depo. Yani depo. Sistem nasıl çalışıyor onu yani, görüyorsun. Yani biz de şunu diyeceğim, o şunu hatırlattı. Şimdi bakıyoruz melaikeye geçme, hani melaikeye konuştuğumuz zaman makine nasıl çalışıyor? Yani miraç yapıyoruz demek isteyecek. Evet, evet. Evet. Bu Resulullah Resulullah'tayım zaten Mars, abi. Yok şeydeki kayıt edilen, alem misal, daire-i misal. Dairelere, daireler. Aynen, daireler. Mesela bak, ruhlar alemine geldik. Ruhlar alemine gitmiyoruz ki, millet ruhlar alemine gittik zannediyor. Ulan ruhlar aleminden geldin, ruhlar alemine gideceksen o zaman niye geldin ya? Niye yoruldun? Daire-i ruha gidiyoruz. Alem-i misalden geldik, levi misaliye gidiyoruz. Dairelerine giriyoruz. Ne kadar cahil kalmışız ya Rabbi ya. Nasıl bir asır ya. Akıl gidiyor ya. Daire-i ruha... Ya böyle bir derslerin kaynağı olan Risale-i Nur'a adam rakay olmayacak bir şey. Adam bir de düşman. Bu derslerin ya. Bu derslerin anlatan Risale-i Nur'a lakayt öyle dursun. Bir de düşman. Ne olsun billahi ya. Ben mesela kalkıp ben bu derste bu dersler vardır. Ben zikretmiyorum kaderi ve celi diye. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la bu zikre. Allah aşkına kalbinde iman, kafasında itikad taşıyan bir insan, bir Müslümanın la ilahe illallah, la ilahe illallah demesinden daha masum, daha güzel bir ne olabilir ki? Ona karşı gelebiliyor. Onu tenkit edebiliyor. Hiç ağzı dilini tutmadan, utanmadan. Tenkit yok Hasan. Tenkiti tenkit ediyorum burada. Anlıyor musun? Hani dediğini tenkit etsem tenkit olur. Usta diyor ki tenkit tenkite layık. Vesvesinden vesvese ediyoruz. Evet. Yani bir Müslüman bunu, bu tenkiti tenkit ediyoruz. La ilahe illallah tabi diyecek ya. Bu Müslüman cinlerden bahsedecek tabi. Niye? Cin suresi var Kur'an'da. Kur'an'ın talebeleriyiz ya. Kur'an'ın bahsettiğini bahsedeceğiz. Bahsetmediğini etmeyeceğiz. Zaten bahsetmemek nakıseliktir. Peki. Ve böylelikle... Şurayı okuyayım abi oku. Kalmasın. 574 sözler şeyde. 574 mu? Sonra birisini yaver ekrem yapar. Aşağıdaki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. Daireden daireye üstteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatının makinelerini ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere ta daire-i hususiyesine kadar getirir. Daire. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle huzuruyla onu müşerref eder. Allah Allah.
Süper ya. Tam sayfa şeyi niye göremedin? 573'ün sonu 574'ün başı gibi. Ha. Yani öyle. Ha acayip bu makinenin ve tezgahlarını ooo. Hem de bak ne yapmışım biliyor musun? Bak şimdi. Bak onun için niye çizmişim bak. Ha bak burada çizmişim görüyor musun? Gördün mü? Bak şimdi. Şuraya kadar demek ki o. Yani hani melaikeye geçirince makine tezgahları konuşuyormuşuz hissi şey oldu. Makine tezgahı. Ama 6. sözde de hem o makine ve fabrika aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilir. Şey 6. söz komple buraya anlatıyor. Direkt hazinelerden bahsediyor. Sırdan bahsediyor. 6. söz. Zaten 6. söz gelince hepsini hatırlıyor biliyor musun? Abi ya. Mesela siz öldüğünüzde o misaleleri bana miras bırakır mısınız? Şimdi bu kitaptan çok üzerine çalışılmış notlar, şeyler, atıflar. Şimdi ben bunu şey istiyoruz. Bunu cilt yapalım, yeni. Bunu değil. Bunun fotoğrafını çekelim, yeni bir cilt yapalım. Böyle imkanı bilen kim yapabiliyor? Ondan 10 tane yaptırırım dediğiniz gibi bunları ben alırım ama sana. Beni öldürmen lazım. Çünkü bu kitabı şey, fotoğrafını çekip bunu dışına bir şey yapacak, cilt. Evet. Ama çok kalın böyle değil de kaliteli kağıt kullanacak. Böyle bir araştırın kim yapabilir, ne yapayım. Onu yapalım, hepimize en azından lazım da olur. Ama onun çalışma yaparken bunlara zarar verebilirler. Yani biraz da... Yok, sökecek onu. Zaten matbaacılar bilir. Bunu kesecek. Cildini bozacak, sayfaları fotokopi çekecek. Tamam. Sonra bunu tekrar cilt yapacak, yapıyor. Ve yapmasa da olur yani. Çünkü artık kullanılmaz bu. Bu kullanılamaz daha. Bu i̇şte, kalkacak rafa, bu kullanılamaz. Hasan abi, Gafur abi her seferinde söylüyor bunu. Sizden ricamız olsun bu. İnşallah o kitapların her birine birimizin ismini yazın limanda. Hangi kitap? O kitaplarınızın üstüne. Onun olsun o. Allah korusun size bir şey olursa. O birinin ismini yazın gönlünüzden geçen. Hepinize miras bırakın diyor. Ha. Hepsine yazın. Orada 14 cilt var değil mi? Zaten herkese bir tane birinin ismini yazın. Birini ama bazısının olmaz. Muattal kalmasın. Tamam. Bazısının olur ismi, bazısının tamam. Olmaz. Ve bir de bu Dima, beraber mutala ve muzakere yaptığımız şey, Dima şeyimiz, bu çalışmalarımız çıkacak ya, inşallah yani bizim adımıza lisanımız sustuğu zaman derslerimiz vesilelik niyetiyle susmasın. Ustad gibi bir zat sebaba ihtiyacı olmuş. Şahsi manevi var ama gene ustaç yapmış, istemiş. Biz de inşallah bu gelecek tuğalların yüzüne tükürükleri gelmemesi için o var ya gayret. İnşallah gayretimizin şeyiyle bu çalışmalar kitaba dönüşüyor. Kitap, yani bu nece kitabı böyle okunacak değil. Nur Talib bir kitap telif edemez. Yani yeni bir şey yazamaz. Varlığı tasdik ediyorsun. Toplama yani. Külliyatı Asay Musa gibi. Hizmet rehberi sonradan toplanmıştır. Asay Musa Üstad toplamıştır. Onun üzerine inşallah bu derse katılanların hepsinin ismi olacak. Dua olsun diye. Dua ettiler hepimizin. Peki niçin onu tavsiye etmiyoruz? Şimdi itikadımızı, iltizamımızı, izanımızı aklı da bitirelim de akıl gözüyle de iltizam, akıl gözüyle izan tavsiye edelim diye ben süreci tutuyorum. Yoksa tavsiye edip çıkardı kitap. Şey yapmıyorum, akıl da bitsin çünkü son daha. Akıl bitti mi? Onları da hepsini komple hem aynı zamanda tavsiye ediyorum izanı. Akıl gözüyle izan. Bu sefer o çıktım Allah'ın izniyle. Tahmin ediyorum 4 cilt gibi bir şey olacak. 4 cilt. 300 sayfa, 300 sayfalık ciltlerle 4 cilt olacak. Benim bir yani şey. Şu an hazırladım 830 sayfa. Evet, 1200'ü geçiyor benim hesap ettiğime göre. 1200 oluyor. Yani şöyle 55 ders 830 sayfaysa ikinci 55 de dolmak üzere. Evet. 1600 olur yani şu. 1600 hatta 1000 fazla. Yani şöyle dolu dolu 4 cilt olacak. Allah'ın izniyle hepinizin böyle ahirette 3 tane şey 3 tane eser ya şey defterci kapanmıyor. Hayırlı bir müessese yapmış.
bereketli bir eser bırakmış, hayırlı bir evlat şey yapmış. İnşallah böyle bir eser biz kabrimizde iken, neslimiz, selefimiz, bizden sonrakiler de onlara inşallah vesilelik cihetiyle en azından doğru ve yanlış değil de bir yöntemden bahsetmiş. Mesul olmamak için ne yapmak lazım abi? Mesul olmamak için yani Risale-i Nur'dan onlara işleyen ne yazmak lazım? Şu başında zaten yazılacak. Yani tefiki, refik ilahiye şey var o mukaddeme yapılacak da budur değil zaten. Hiçbir dersimizde değil. Evet. Biz burada mananın üstünü açmaya çalışmışız. Yani içtihat var ya içtihat müştehitler. Ben eskide şöyle düşünüyordum ama sözlerde ne diyor biliyor musunuz? Sözlerde ne diyor bunu? Bunu gördüğüm zaman mesela İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii mana içtihat etmiş, mana kendisi çıkartmış değilmiş. Neymiş biliyor musunuz? Üstü örtülüymüş mananın, içtihat demek o örtülü olanlardan bir tanesini çıkarmış. Meratiplerinden bir tane çıkarmış. Onu da şöyle, peki çıkarttığını kendi buluşu olsa, yani kendi çıkarmış olsa, kendisi yapsa buna semavi denmez. Ustad diyor ki, içtihadı semaviyedir diyor. Anladınız? İçtihadı semaviyedir demek cümlesinde o gelen Kur'an ve hadisin meratiplerini külli bir mana hazinesidir, mahzendir. O her müştehit onun üzerinden battaniyeyi kaldırıyor. Bir manasını izah ettiğinden kendi bilgisi değil ki semavi olmuş. Eğer kendi bilgisi olsaydı arzi olurdu. Bak o cümle nerede? Bak şöyle. Bakar mısınız o semaviyedir diye geçecek. Biliyor musunuz? Bir bakın neredeydi o cümle. Tam o cümle ki sizi de fazla meşgul etmeyin. Semaviyedir. Selam şurayı bir okusun çok güzel olur. Okuyor, dinliyorum. Ha. Bakar mısın semaviyedir? Şeyi o isim sık o der şeyin sonunda da. He. Onun başına şöyle yazmıştık abi. Enfüs aleminde kendini bulma ve anlama gayretiyle 2015 yılında başlanan bu Dima derslerine katılanların tabiri caizse Risale-i Nur'dan kendini soran seyyah grubunun kimler olduğunu aşağıda belirtmek istiyoruz diye. Risale-i Nur'dan kendini soran seyyah grubu. Yani dersin başında şöyle başlamıştık. Kapatma onu. 482. Biz kitabı anlamak için değil, kendimizi bulmak için okuyoruz. Bak 482 evet bak şurada. Beşincisi yazıyor. Beşincisi. Vay, üç. Bak diyor ki, bu çok önemli. Üç Risale'de bu manalarımız bizim değildir. Kimdir? Aynı la teşbih ve la temsil. Müştehitler Kur'an ve hadisten çıkarttığı kezan ediliyor ki şimdiye kadar. Kendi tilkeyi karyasıyla çıkarttığı manadır. Kendi manasıdır. Hayır diyor. Eğer kendi olsaydı semavi olmazdı, arziye olurdu. Şudur, mana depodur, mahzendir, üstü kapalıdır. Açınca oradan bir tanesini çıkarınca zaten semaviye bir manaydı. İzhar etti. İzhar ettiği için semaviyedir zaten. Diyor ki üç noktaya nazar şu zamanın içtihadatını arzi yapar. Semavilikten çıkarıyor. Aynen. Halbuki şeriat semaviyedir ve içtihadatı şeriye dair yani mezhep imamlarının içtihadı dahi onun ahkam-ı mesturesini yani gizli olan üstü örtü olan hükümle ahkamların manaların ishar ettiğinden semaviyedir. Onun üstünü açıyor gösteriyor semaviyedir. Sen zaten söylenmiş. Anladın mı? Acayip ya. Çok garip değil mi? Onu okuyana söylenmiş. Yani bunlara... Karşı çıksan denler çıkıyor. Tabii karşı çıksan değil. Bazıları şunu soruyor. Ya İmam Azam'ın ben diyor işte ardından çıksam beşeriyedir diyor. Niye dinden çıkayım? Geçmiş olsun ama. Sana geçmiş olsun. Çünkü İmam Azam iştihadat bak iştihad ettiği şeyiydi. Semavidir diyor. Ne? Ahkamlı mesturesini Allah'ın buraya koymuş. Paketlemiş bir ayet olarak göstermiş. O ayet demek mahzendir, depodur, mana mertebeleridir.
Sucunun, gusunun, zarun, battun, hattun, muttalağın, taklidi, takiki bir sürü şeyler var orada. Hepsi Allah'ındır bu. Üstünü açıp bir tanesini gösterirse izhar ettiğinden semaviyedir bu. Arzi değil ki. Evet. Beşerin fikri değil ki sen onun fikrine muhalefet etme yetkisi alasın. Allah'ın izhar ettiği manadır. Allah'ın içine koyduğu, ayetin içine koyduğu mana mertebesidir. O mana mertebesini inkar etmek, semaviye inkar ettiğinden dinden çıkıyorsun. Dinsiz oluyorsun. Dinsiz oluyorsun. Mezhepsizlik. Evet. Zaten ne diyor biliyor musun Gafi? Mezhepsizliklerini, şey dinsizliklerini mezhepsizlik olarak izhar ediyorlar diye burada. Anladın mı? Dinsiz. Öyle bir şey yoktur desek. Ben dinsizim demiyorum da. Ama böyle olabilir, düzeltmesini yapabilir ama. O zaman siz de kurtardınız da sana. Hadi iyisiniz gene. Evet. Şey, Castelli gibi kaçmaktan. Şimdi, gafur biz budur demiyoruz. Yok, yani biz hep kurtardık. Evet, tabii. Ne, anladım. Diyoruz ki bu kütüphane bu. He? Hazine mi kardeş? Bak, bir battaniye açmak şu demek. Bir battaniye açtık bu dedi. Bir battaniye şu bu dedi. Evet. Lan ben bunu sayfayı buradan okudum diye, ben seslendirdim diye benim mi? Açtım okudum. Abi tan, şimdi okuyabilir misin bunun altını burayı? Okuyamazsın. İlla açman lazım. Evet. İşte biz de okuduk bunu. Burada böyle yazıyor dedik. Burada da böyle yazıyor dedik. Burada da şimdi ben seslendirdim diye benim değil ki. İşte mana ayet bu. Ayet kitaba denilir diyelim. Bunun içerisindeki meratipler mana mertebesidir. Müştehitler ne yapmış? Bunun üzerini izhar etmiş. Ortaya çıkarttığı için semaviyedir. Dolayısıyla İmam-ı Azam İmam Şafii'nin kavline, hükmüne riayet etmek Allah'ın dinine, Allah'ın ayetin içinde koyduğu manaya itaat etmektir. Allah'ın manasıdır o. Kişinin manası değil ki. Din odur zaten yani. Bu büyük zatlardan abi, bu kutuplardan hangisi kendi eserini sahiplenmiş ki zaten? Ya ki benimdir dememiş ki zaten. Benimdir dememiş ki. O zaman ne demiş biliyor musun? Bak şurada zaten mezhebin dışına çıkmak diyor. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak izah ediyorlar diyor. Bir tanesini öyle çok televizyonlara verdiler. Hı. O adam imamları içtihatlarını inkar etti. Sonra deistim dedi. Geberdi gitti. Geberdi gitti. Gördün mü? Tabii. Dinsizliğini mezhepsizlik olarak gösterdiler. Bak göstereyim o. Neredeydi o siyah kırmızıyla boyamış bunu? Bakayım nerede o? Bak şu. Bak dinleyin bak. 496. Mezhepsizliklerini mezhepsiz ya. Müştehidin izama musafat davası altında neşretmek istiyorlar. Dinsizliklerini sahabeye karşı musafat davası altında icra etmek istiyorlar. Gidiyor Ebu Hüreyre diyor. Ebu Hüreyre şu da şudur diyor. Sadece en büyük ihanet Ebu Bekir yaptı diyor. Tövbe estağfurullah. Ağzımı almaktan yani hayal edelim yani. Tesis-i İslamiyet'te, İslamiyet'in kurulmasında her şeyin ortaya koyana utanmadan, sıkılmadan acayip ya bu milletin karşısında bu insanlar, bu millet, bu insanı nasıl lime lime parçalayıp yemiyor ya. Vallahi ya. Ya akbabalar gibi yemesi ya. Lazım ama çünkü etler yenmediği için o şey yani parçalaması lazım. Yani insan ya. Fevral ediyor benim dinime. Vallahi. Hamiyet başka bir şey kardeşim. Milliyetçi olanlar hamiyetçi olamazlar. Benim dinime hakaret edenlere dayanamıyoruz. Ötekisi diyor, ya niye dedi? Bunda niye dedi? Kardeşim bak, burada diyor ki, dinsizliğini mezhepsizlik olarak diyor. Ondan sonra mezhepsiz şey zincirinden çıkarıyorlar diyor. Vesaire. Demek ki İmam Azam'ın fikri değil ki, senin ona karşı fikir üretme hakkın olsun. İmam Azam ben, İmam-ı Şafii ben çıkarttım demiyor ki. Gizli olan hazineyi, yani kitap gibi, üzerini açıyor. Tamam. Peki, böylelikle Allah'a sonsuz şükürler olsun ki dimal meratibinlerden bir tanesi olan tasavvuru da bitirmiş oldu. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Haftaya ya hayal veya tahayyül yapacağız. Ondan sonra bu arada size de şey söyleyeyim, diğerleri herkes bilmiyor, birkaç kişi biliyor. Akıl araştırıyoruz ya. Yok, akıl yok, akıl. Onu bitirdim. Şimdi akıl değil. Onun da yani yarıya geldim. Tahayyül ve tasavvur biten yürürken akıla gireceğiz. Akıla girerken aklı okuyacağız. Akıl okurken aklı da bitirmiş olacağım. Biteceğiz inşallah. Merak etmeyin. Ölünceye kadar inşallah devam edeceğiz. Vahir davahum.
Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.